sayın seyirciler, bir HT Masa'yla yeniden karşınızdayız. Ben Sevilay Yılman ve program ortaklarım Nagihan Alçı, Nihal Bengüsü Karaca ve Ebru Baki. Bugün ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. Son günlerde söyledikleriyle, kurduğu cümlelerle, açıklamalarla epey ses getiren tartışmalı bir isim stüdyoda. HT Masa'nın ilk konuğu, şerefi size ait efendim. İnşallah uğur getirirsiniz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de çok şanslıyım herhalde sizinle, dört hanımefendiyle program yapan. Şanslı mısın? Şanssız mısın başkan? Sonra konuşalım bunu sonunda. Yani şunu rica edeyim ben. Yani ben açık net bir insanım. Diğer siyasileri çok fazla benzemiyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir. Siz açık açık sorun. Ben de öyle sıkılmadan zaten açık açık cevap veririm. Valla şey yazıyorlar sosyal medyada. Cesaretine hayran kaldık. Tanju Başkan, dört tane dişli kadını karşısına çıkıyorsun. Helal olsun. Benim falan. Büyük cesaret tabii. Büyük cesaret. Efendim bugün biz, bu arada program konseptini biliyorsunuz. Biz dördüncü program ve her hafta birimiz moderatörlük yapıyoruz. Evet. Nagihan'la başladık. Ebru, Nihal'di geçen hafta. Bu hafta da benim bana denk geldiniz. Elimden geldiğince objektif olmaya çalışacağım. Muhakkak. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşacak çok şey var Sayın Başkan. Ben önce bir soru sorup sonra da Nagihan'la başlamak istiyorum. Tamam. Siz bu tartışmaları yapıyorsunuz, yani bu açıklamaları yapıyorsunuz. Özellikle göçmenlerle ilgili, işte son yaptığınız açıklamada enteresan, işte nikah ücreti 100 bin lira alınacak dediniz yabancılar. İki yabancıdan dedim. Efendim? İki yabancı bol da nikah kıyarsa 100 bin lira. Birisi Türk olursa, yerli olursa değil, sorun yok. İki değil, yabancı evet, evlendiği halde 100 bin evet, lira. Evet, bol yerleşmelerini istemiyoruz. Ondan önce su faturalarıyla ilgili bir takım hepsini açıklamalar. Bütün yabancılar için mi? Efendim? Bütün yabancılar için evet, mi? İki yabancı. Yani bir Alman da gelse, İngiliz de gelse. İki Alman gelse, bol da evlense, bir Alman bir İngiliz bol da evlenirse 100 bin TL ödeyecekler nikah ücreti olarak. Niye Bolu'ya gelsinler başkanım? O zaman İstanbul'da evlenirler. Yani bu aslında bir mesaj. Ben hemen 3-4 dakika içerisinde bir toparlamamı tamam, isterseniz. Ben hani nereden çıktı bu konular? Ben şunu diyeceğim. Sizin yaptığınız bu açıklamaların destekçisi ne? De var çok ama karşı olanlar, hatta hakkınızda suç duyurusunda falan bulunuldu. Bulunuldu da önce onu söyleyeyim. Ya bunu niye yapıyorsunuz? Yani niye biraz yapıyorum? Yani aslında şey, niye fazla uç noktalardan giriyorsunuz mesela. Hep Nagihan Hanım'ın yüzünden oldu bunlar. İşin şakası bir tarafa, Nagihan Hanım şöyle bir yazı yazmıştı bayramda, hatırlar mısınız tabii bu yazıyı? 90 milyon sonraki eşit yurttaşlık. Sonraki açıklamanızı da unutmam mümkün değil. Evet, sonraki açıklamalarımda çok öfkelendim bu yazıya. Niye öfkelendim? Bu yazı aslında bir denemeydi, alıştırmaydı. Yani Nagihan Hanım özetle ne demiş? 90 milyon eşit vatandaşlık. Yani 6-7 milyon Suriyeli, Iraklı, ülkemizde geçici sığınmacı olarak bulunanları vatandaş olarak kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Öncelikle iki gece uyuyamadım. O kadar Nagihan Hanım bu haddi nereden buluyor dedim kendinde. Yani sen kimsin ki Türkiye'de, özür dilerim sen derken genel olarak söylüyorum, siz kimsiniz ki Türkiye'de 6-7 milyon kişiye vatandaşlık dağıtacaksınız? Böyle bir vaatte bulunacaksınız. Bu yazıyı Nagihan Hanım'a kim yazdırdı? Dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Kim yazdırdı hala merak ediyorum. Yazılarımı hiç kimse yazdırmaz. Özür diliyorum. Ben 20 yıllık gazeteciyim. Bütün kendi düşüncelerimi söylüyorum. Sonra cevap tamam, verirsin ama. Kendi düşüncelerimi ifade ederim. Kabul etmemeyi falan. Hayır, kim yazdırdı diye sordum. Kendim sordum. Acaba biri mi yazdırdı diye sordum. O zaman cevap karşınızda, Acaba birileri toplumu hazırlamaya mı çalışıyor? Hmm. Yani Bey, ben kimseden talimat. Ya bir algı çalışması mı yapılıyor diyorsunuz? Elbette. Sevilay bir dakika, bir şey elbette söyleyeceğim. Benim yazım üzerine konuşulduğu için yani. Bakın, sanki ben konu nereden çıktı dediniz? Konu nereden çıktı dediniz? Bu bir denemeydi. Benim düşüncem. Bu denemeydi. Toplumun nabzını ölçme. Şimdi bakın, ondan sonra neler oldu? Ben çıktım, açıklama yaptım. Hı-hı. Halkın sözcüsü oldum. Evet. Dedim halkın ki, sözcüsü olarak dediniz halkın ki sözcüsü Arap ama sevici Nagihan 3 tane Suriyeli evlat edinsin. Evet Tanju Bey, ben Arap seviciyim. Ben Türkleri de çok severim. Nagihan, ben Ermenileri ben insanları de çok seviyorum. Severim. Ben sosyal ben demokratım. Ben Kürtleri de çok severim. Ben benim bütün de insanları çok yok severim. Ama Nagihan Hanım, ben sizden sevilerim, şunu rica etmiştim. Evet. 3-4 dakika içinde toparlayabilir miyim demiştim. Hayır, tamam, ben de müdahale etmeye çalışıyorum ama şimdi şey oldu. Nereden biraz çıktı demiştiniz? Biraz fazla kişisel girdiniz bakın, mesele. Bakın Nagihan Hanım'ın yani yazısından sonra çıktı yazısından dedim. Direkt Nagihan Hanım'ın yazısından girince o da haklı olarak cevap vermeyi tamam, Nagihan Hanım'ın yazısından sonra çıktı dedim.
Büyük tamam. bir emperyal planı Peki, biz çözmeme yardımcı bir oldu diye koyalım. Düşünelim. O da mutlaka tamam. size soruları Peki, olacaktır. Peki daha önce de oldu. Siz bu benim seçim beyannamemin bir plan seçim beyannamemin bir parçasıydı. Bu söylediklerim, ya? Bu söylediklerim Nagi Hanım siz önemli bir yazarsınız. Yani evet, ama ben kamuoyunda Tanju Bey, ciddi bir kitleniz var. Ama ben Ve bir de size Allah vergisi almam, bir yetenek var sizde. Ben kimseden talimat almam. Ben sadece eşit vatandaşlık, eşit insanlık sevgisi Aynı şeylere, prensibi üzerinden bir yazı kaleme Benim de hayatım eşitlik, barış, kardeşlik üzerine kurulu. Öyle mi? Nagi Hanım. Kesinlikle öyle. Evet. Beni yakından tanımadığınız için, bakın daha önce seçimden önce söz veren biriyim ben. Evet. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Eğer başka kurumlardan da yardım alıyorsak, hepsi başka Kardeşlik kurumlardan yardım... Kardeşlik ilgisi var mı peki? Söyleyeceğim, söyleyeceğim, müsaade edin. Ne oldu? Ben sözümün gereğini yerine getirdim. Hı hı. Bir sürü kişi, kurum, mülteciler, Neden? Şunlar bunlar Tanju Bey, suç duyurusunda bulundu. Sığınmacılarla ilgili ama suç duyurusunda bulundu. Niye bu kadar Bakın, karşısınız? Onu söyleyeceğim ama iki cümle arka arkaya kurmama müsaade etmiyorsunuz ki. Bakın, Ulu Cumhuriyet Başsavcılığı koşturmaya yer olmadığına karar verdi. Sonra Mülteciler Derneği itiraz etti, itiraz üzerine karar kesinleşti. Bakın, öncelikle şu konuda yanılıyorsunuz, hepiniz yanılıyorsunuz. Mülteci ayrı, göçmen ayrı. Geçici sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım. 6458 sayılı yasa. Ben eski milletvekiliyim Nagi Hanım. Evet biliyorsun. 4 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin menfaatlerini koruyacağıma dair namusum ve şerefim üzerine söz vermiş biriyim. Şimdi 2013 yılında mecliste bir konuşma yapmıştım. Belki arşivlerinizde vardır. O zaman 1,5 milyon Suriyeli varken demiştim ki bakın tedbirler alınmazsa bu geçici düzensiz göç devam ederse bu ülkenin başına büyük belalar açılacak. Evet. Bu sayı 3 milyona, 5 milyona, sonrasında 10 milyona çıkacak demiştim. Dün Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Sadece 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz dedi. 9 milyon Suriyeli. Öyle bir Benim şehrimde 9 milyon Suriyeli'den kastı. Milli Savunma Bakanı'nın toprakları içindeki Cerablus'taki oradaki öyle. Bakın öyle demiyor beyefendi. Erciyes Üniversitesi açılışında Milli Savunma Bakanı'nın konuşması var. Sizin söylediklerini söylemiyor. Hayır Tanju Bey bakın. Milli Savunma Bakanı düzeltmenize orada çarpıtma yapıyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Türkiye'deki Suriyeliler demiyor. Şu an Türkiye'de geçici sığınmacı adı mülteci veya şey değil. Bu konuda bir anlaşalım mı? Milli Savunma Bakanı. Sayın Akar Türkiye 9 milyon Suriyeli'ye bakıyor. Bakın bu elim Bir açın bakın açıklamayı. Elimdeki 1968 tarihli resmi gazete. 68'e Burada, niye gittik şimdi? Niye gittiğimi söyleyeceğim. Ya bir Çünkü Türkiye Başbakan Demirel o zaman Cenevre Sözleşmesi'ne bir şerh koyuyor. Diyor ki Avrupa dışından gelenlere ben göçmen veya mülteci statüsü vermem diyor. O yüzden 2013 yılında da hükümet benim de milletvekili olduğum dönemde geçici sığınmacılar hakkında bir kanun çıkarttı. 2016 yılında da bunun yönetmeliğini çıkarttı. Dolayısıyla mültecilerin hakları ayrı. Göçmenlerin tamam. hakları ayrı, geçici sığınmacıların durumu ayrı. O yüzden Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin benimle ilgili suç duyurusunda da zaten savcılığın takipsizlik kararı vermesinin bir sebebi mülteci de bu. Mülteci değiller diye. Mülteci değiller efendim. Şimdi yabancılar, mülteci, göçmen falan bunları söylemeyin. Geçici sığınmacılar da kendi arasında... Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu diye de bir kanun var. Evet. Siz şimdi 68 diyorsunuz, Cenevre Sözleşmesi ben hukukçuyum, diyorsunuz. Ben hukukçuyum, onu hatırlatmak yabancılar, istiyorum. Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu 54. maddesi... Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı bilinen, tahmin edilen kişilerin sınır dışı edilemeyeceğini söylüyor. Koruma altına alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriyelilere mülteci statüsü vermemesi ayrı şey. Bu insanların uluslararası geçici koruma statüsünde bulundukları gerçeği ayrı şey. Ve bu kanunun 54. maddesi de bunları böyle kamyonlara dolduralım, sularını keselim, nikahlarına. Sularını keselim hipotek diyen oldu koyalım. Mu? Yani sularını keselim diyen oldu mu? Fazla ücret istemeyi vaat Sularını keselim diyen oldu mu? Yani bu su içmeyin demeyi işleyen. Arkadaşlar müsaade bakın arkadaşlar. Bir karışıyor yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz okuduğunuz kanunun tarihi ne? Başka ben tek en güzel tek kanundan bahsediyorum. Bakın geçici sığınmacılar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Evet. Aynı yasada. Bir, Birleşmiş Milletler... koruması altındaki geçici sığınmacılar iki Türkiye'de ikamet izni almış olan geçici sığınmacılar. Bizim suyuna zam yaptığımız olan oturma izni olanlar. Evet. Tekrar elde ediyorum. Bakın Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci veya göçmen olmayanlar. 6458 sayılı yasaya göre oturma izni almış olanlar bu yasa kapsamında. Dolayısıyla hukukçuyum ben. Bunların tamamını okudum. Oturma izni var ki oturma izni olana ayrımcılık yapabilirim, bakın, olmayana bakın, yapmayan. Bakın Nagi Hanım, işi özetleyelim mi o zaman? Özetleyelim bakın ben Suriye'ye faşist değilim. Ama ben
Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O zaman ben bütün insanların kardeşliğine inanıyorum değil mi? Belediye, bütün insanların kardeşliğine inanıyorum, o ayrı bir şey. Siz apaçık ayrımcılık yapıyorsunuz. Bakın ben apaçık ayrımcılık falan yapmıyorum. Kamu hizmetlerinden yararlanmak herkese ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum. Tek tek konuşalım arkadaşlar. Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum. Ayrımcılık suçu yani işlediğimi kabul etmiyorum. Ayrımcıyım ben. Kabul ediyorsun. Hayatım boyunca ayrımcıydım. Ayrımcıyım. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela kadın erkek konusunda ayrımcıyım. Mesela benim belediyemde göreve geldiğimde %19 kadın çalışıyordu. Şu anda %47'ye çıktı oran. Şimdi, bu konuda ayrımcıyım. Fakir zengin konusunda. Ben fakirden yanayım. Ayrımcıyım. Bakın Bolu'ya Atakent sosyal konutlarını yapıyorum. İhalesini yaptım, ön ihalesini. Fakir zengin ayrımı yapıyorum burada. Siz fakir zengin ayrımı fakir yapıp zengin da ayrımı ülkeye sığınmış insanlardan 10 kat su parası alıyorsunuz. Amansız bakın fakir efendim, zengin ayrımı bakın, yapıp bakın sürekli şunu söylüyorsunuz. Cezalandırıyorsunuz. Dezavantajlı grup meselesi değil. Verdiğiniz başkan, bakın Bolu'daki Bolu'daki yabancıların %70'i Iraklı. Kendileriyle de konuşuyorum ben. %75'i. %70'i Iraklı. %75 demedim, %70 dedim. Belki de 75'tir. Allah'ını severseniz Irak'ta savaşım var. Benim Bolu'lu iş adamım Irak'a Bolu'dan işçi götürmek suretiyle Erbil'de olsun, Bağdat'ta olsun yatırım yapıyor. O zaman peki, niye konu başlığı var? Suriyeliler? Niye ne Suriyeliler diye açtınız konuyu? Suriyeliler diye açmadım, onu söyleyen sizsiniz. Bir dakika, Iraklılar. Ben geçici sığınmacılar olarak açtım konuyu. Bakın Türkiye'de 5 milyon mu 6 milyon mu sayısı belli değil. Bu konu Suriyelilerle ilgili nefretin, karşılıklılığın üst başlığı olarak oluşturuldu hem de sizin tarafından. Suriyelilerden özel olarak niye nefret edeceğim? Tanju Bey, daha vahim bir şey milyon, söylüyorsunuz. Yani bu xenofobiyadır. Siz niye Iraklılara karşısınız? Yani süslü cümleler kullanmayalım, halkın anlayacağı şekilde tamam, kullanalım. Yani bu apaçık yani bir şekilde ırkçılık, faşistlik gibi. Irkçılıktır efendim. Ben ırkçı olduğumu yani reddediyorum. Irkçılık ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de bir gelecek bulduysa, eğer burada kendi halinde yaşayıp bir ırkı diğer ırktan daha üstün görmek. Benim böyle, böyle bir iddiam yok. Benim yani böyle bir iddiam yok. Bakın ben ırkçı değilim. Ben Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğini de üst kimlik olarak görüyorum. Üst kimlik milliyetçisiyim. Yani bu ülkenin etnik unsurları Kürtler, Türkler, Yörükler. Ben bana bu mesela etnik Bey, olarak. Türkler, Aleviler, verdi. Çerkezler. Bu ülkenin etnik unsurları herkes etnik kimliğiyle şeref duymalı. Ama bir de üst kimlik var. Türk millet kimliği. Tamam. İşte ben üst kimlik milliyetçisiyim. Alt kimlik milliyetçiliğine hayatım boyunca karşı çıktım. Ama üst kimlik milliyetçiliği, yani Atatürk milliyetçiliğinin her zaman yanında durdu. Tamam ama biz burada temel insan haklarından bahsediyoruz. FETÖ'cüler zamanında bize ulusalcı diye bir isim taktı. Ben ulusalcılığı reddettim. Ben Atatürkçüyüm, peki, Türk milliyetçiyim dedim. Şunu soruyorum bakın, arkadaşlar ayrımcılık sorun derken. Sorum, evet. Kavga etmeyelim. Sevile Hanım. Diğer gelecek konuklara da kötü. Evet, Sevile Hanım bir şey söyleyebilir buyurun, miyim bu ayrımcılıkla ilgili? Size bir soru bakın sağlık temel hizmet mi? Temel hizmet. Evet. Dünyanın birçok ilgesinde kendi uyruklarına yani kendi vatandaşlarına bedava sağlık hizmeti uygulayıp yabancılara kat kat zamlı uygulama yapan ülkeler var. Doğru mu? Tek tek örnek verebilirim. Eğitim konusunda İngiltere olsun, İsveç olsun, Danimarka olsun kendi vatandaşına ücretsiz yabancı öğrencilere çok yüksek ücretle eğitim veriyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı. Ya şu müze kartlar var ya, girin isterseniz denemek için. Sığınmacılara da denettim. Kendi vatandaşına 60 TL, yabancıya 600 TL. Sığınmacılar da buna dahil, yabancı statüsünde sayılıyorlar. İlginç. Şimdi o zaman bakın örnekleri var elinde, gösteririm, deneyelim isterseniz. İlginçmiş. Yalnız müze kartıyla bir de şuna karşıyım. Yani şunu sürekli söylüyorsunuz. Ben bahsediyorum ama tabii. Her programda Kültür Bakanlığı'na açık sorabilirsiniz. Yeni çıkmış. Ayrıca biz değişik hakkı, ülkelerin vatandaşlarına Türkiye'de kaldıkları her gün için para ödetiyoruz biliyor musunuz? Birçok Avrupa ülkesinde şehir vergisi diye bir vergi evet, var. Vardı. Paris'te konakladığınızda evet, katı atık vergisi de ödüyorsunuz. Bize de geldi. Su ile ilgili ücret de ödüyorsunuz. Yani 100 euro otel ücreti ödediğinizde 10 eurosu yerel yönetime kalıyor. Şehir vergisidir bunlar. Tanju Bey, bu insanlar turist değiller. Yani burada paralarıyla tatil yapmaya gelmiyorlar. Canlarını kurtarmak için gelmiş. İnsanlardan Iraklılar mı canlarını kurtarmak siz temel, için gelmiş? Şimdi Iraklı, İranlılar mı? Bakın yine ırkçılık yapıyorsunuz. Irkçılık yani, falan yapmıyor. İranlılar, Türkiye. Irkçılık suçlaması. Türkiye, ya başka Türk milletinin menfaatini düşünmek, ırkçılık saban ırkçı diyebilirsiniz yani. Siz bir Türk milliyetçisiniz. Bu ülke başka ülkelerden gelenlerin
geleceklerini görebildiği bir ülke haline gelirse bir Türk milliyetçisi olarak siz bundan memnun olmanız normal olarak gerekmez mi? Tüm dünyada barış olursa, kardeşlik olursa, savaşlar biterse bundan en çok mutlu olacak insanların başında ben gelirim. Ama bu demagoji. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu demagojiyi lütfen, yapmayın demeyin. Nagihan Hanım, Allah size şöyle bir yetenek vermiş, bana vermedi. Yani müdahale etmeyin. Ben düz bir adamım. Ama siz devre göre pozisyon değiştirebilen, fikir değiştirebilen birisiniz. FETÖ'cüler etkinken FETÖ'cülerin ağzıyla konuşabiliyorsunuz. Hükümet güçlüyken ben 2002'den bu yana aynı şeyi söylüyorum. Siz o kadar düz bir insansınız ki başörtülü vatandaşlarınıza bel altı yapabilir. Benim vatandaşlarıma ne yapmışım? Karşılıklı bir kavga hanımefendi, benim ailem hacı. Benim annem de Nihal Hanım gibi kapalı. Benim babam da hacı. Ben Bolu'da cami yaptıran tek belediye başkanı. Yani benim dini değerlerimi, inancımı sorgulamayın lütfen. Yani yapmayın bunu. Ben size bir şey okuyacağım. Buyurun Emre. Bugün Kemal Öztürk Bolu'da bu göçmenlerle konuşmuş. Mesela boyacılık yapan orta yaşlı AC Afganistan'dan buraya geleli 6 yıl olmuş. Anlatıyor. Şöyle diyor. Hani onlar konuşsun madem. Ailemle yaşıyorum. Kimse bize kötü davranmıyordu. Bolu halkından hep yardım gördük. Belediyede de çalıştım. Park bahçeler bölümünde. Sonra başkan belediyede hiç yabancı çalışmayacak dedi. Hepimizi işten çıkardılar. 30 kişi vardık tahminim. Çocuklarımız da var, ailemiz var. Boyacılık yaparak geçiniyorum. Başkanın açıklamalarından sonra iş bulmamız çok zorlaştı. Birçok arkadaşımız, ev sahipleri evlerinden çıkartıldı. Ev sahipleri tarafından. Çobanlık yapanların paralarını vermediler. Bir de dövdüler. Peki. Bugün Kemal Öztürk yazmış bunu. Şimdi Kemal Bey, yazısında gördüm, belediyenin önünden bir fotoğraf paylaşmış. Evet. Üç kişiyle oturuyor. Evet. Kemal Bey, keşke bir nezaket gösterip sizin programınıza bağlandığımızda da orada konuktu. Nezaket gösterip yukarıya çıksaydı. Kemal Bey'le şöyle Bolu sokaklarını dolaşsaydık. 100 tane esnafla konuşsaydık. Ayakkabı boyasıyla konuşsaydık. İşte orada sattık satan köylüyle konuşsaydık. Evet. Bakın Nagihan Hanım, hepinize açık bir çağrım var. Şu şeyi kişiselleştirmeyelim, olur mu? Sevilay Hanım. Tamam. Nihal Hanım, hepinize açık bir çağrım var. Türkiye'nin sizin seçeceğiniz bir vilayetine gidelim. Hani sürekli Tanju Özcan'ın ırkçı ve faşist açıklamaları kamuoyundan büyük tepki gördü. Ya anket şirketi sahiplerine sorun. Benim açıklamalarım ve yaptıklarımın halkta karşılığı en az %85. Halkta gidelim. Söylemiyor gidelim, zaten Kemal. Gidelim bakın. Bakın, temel ben, insan hakları bakın, üzerinden siyaset bakın, yapamazsın. Yani temel insan hakları üzerinden siyaset falan yapmıyorum. Türk milletinin bekası üzerinden, bekasını düşünerek. Bakın torunlarımızın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bunları ben söylüyorum. Bakın herhangi bir şehre gidelim. Açık teknik. Şu an saat 8'i çeyrek geçiyor. Öyle değil mi? Bilmiyorum, bakmadım. Bunu halka sorar mısınız? Tamam, şu anda saat kaç şu anda halka sorulmayacağı gibi... Temel arkadaşlar, insan hakları, onların kamu hizmetine erişimi de halka sorulmaz, anketle çıkmaz. Sizden bir ricam onlara var. Onlara anketle değer ve anlam yüklenemez. Hashtag açabilir açalım, misiniz? Tanju Bey'in açıklamaları, yaptıklarını doğru buluyor musunuz? Yanlış ama mı buluyorsunuz? Ama tam da bunu böyle bir şey olmaz. Nihal'in bir sorusu var. Başka. Bakın, göçmenler, geçici sığınmacılar, sizin tabir, benim tabirimle geçici sığınmacıların misafirlik süresi çok uzadı. Evet. Artık onları göndermemiz gerekiyor. Yani bugünkü Suriyelileri kastediyorsunuz galiba. Hepsini kastediyorum. Çünkü Iraklılar dediğiniz kişiler yatırmıyor. Geçici sığınmacılar. Tamam da bir de yatırım yapan. Bakın, yatırım yapan iş adamı, yabancı iş adamı başının tacı. Türkiye'nin tıpta ilerlemesi, teknolojide ilerlemesi üretime konusunda. Üretime katkıda bulunan Iraklı da var onların arasında. Bakın, asıl onları ırkçı diyeceksiniz. İnsan hakları savunucusuysanız şunu söyleyin. Adam ne diyor? Antep'te diyor, sanayide diyor, ben bunları çalıştırıyorum diyor. Nasıl çalıştırıyorsun? Asgari ücret vermiyorsun, sigortasını vermiyorsun. İnsan hakları savunucusun. Tamam, işte siz onlar için mücadele edin. Irakları kovmaktan ziyade. Onlar niye ırkçı faşist olmuyor? Müsaade eder. Türkiye'nin her şehrine gitmeye hazır. Sokakta dolaşın. Arkadaşlarımızın size soruları var. Yani üstünde konuşunca kakofoni oluyor ve... İzleyenler şu an tepki gösteriyor. Önce Nihal'in hakkı var. İzleyenlere bir hashtag açıp sorar mısınız? Ucuz iş gücü olmasından endişe ediyorsanız... Emek sömürüsünden endişe edeyim. O zaman dezavantajlı durumlarını daha da kötüleştirmek için değil, daha iyileştirmeniz gerekir. Ama benim söyleyeceğim şey bu değil. 2020 yılında Bolu'nun nüfus sayımı 314 bin küsür. Evet.
Suriyeli sayısı kent merkezinde değil, dağınık olacak şekilde 4384. Doğru değil efendim. Yani Suriyelilerin Bolulara oranı %1.4. Bu göç idaresinden alınmış resmi rakamlar. Onlar sadece geçici sığınma. Bunlar resmi rakamlar. Birleşmiş Milletler geçici sığınmacılar. %1.4 Tanju Bey. Programın başında söyledim. Bu kadar, bunlar da ikiye ayrılıyor. Bu kadar dedi. Bir grubu, dezavantajlı bir grubu. Sizin de söylediğiniz. Bakın mesele Bolu meselesi ama değil. Ama bölüyorsunuz, bakın siz beni bölüyorsunuz şu an. Ben bir sorumu tamamlayayım. Tamam. Diyorum ki yani sizin de takdir ettiğiniz gibi ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar, haksızlığa uğruyorlar, itelenip kakalanıyorlar. Böyle bir grubu bu halka özellikle ekonomik darboğaz nedeniyle kendi menfaatleri hakkında endişelenmeye başlamış bir halka bu kadar dezavantajlı bir grubu hedef göstermeye değiyor mu? %1.4 tamam, sorusu. Bir rakam yanlış. Onlar sadece Birleşmiş Milletler'in koruması resmi altındaki rakam. Rakamlar. İzleyicilerimize doğrudur. Söylüyorum. Göç idaresine almış resmi rakam. Oturma izni almış olanlar fark etmez. Bolu yaygın bir şehir değil. Dörtte üçü burada yaşıyor. Sığınmacıların %99'u Bolu merkezde yaşıyor benim şehrimde. Resmi sayı 16.000. 16.000. Gayri resmi sayının ne olduğunu bilen yok. Çok mu bu rakam? Bu rakam Bolu'ya göre çok. Bu rakam evet. Bolu'ya göre yani çok da mesele sadece Bolu değil ki. Mesele sadece Bolu değil ki. Ben bunu baştan beri anlatıyorum. Ben bu meseleyi niye gündeme getirdim? Bakın su parasına 10 kat zam yaparak veya dolar bazına çevirerek büyük bir gelir beklentim yok. Bolu'daki herkes bilir. Saatlerin önemli kısmı ön ödemeli sayaç. Yani aboneliğin çok önemi yok. Benim su gelirlerim bütçemin içerisindeki payı %4 sadece. Buradan bir gelir beklentim yok. Yalnız su... Benim verdiğim mesaj şu. Gidin artık diyorsun. Bu misafirlik yani fazla uzadı. Bakın, su bir geliri, devlet aklı oluşmadı. Su geliri konusunda evet, da gidin diyorum. Zor meselesinde de lazım gidin diye sadece su meselesinde susamadım ben bu konuda su meselesine sadece muhalefet de suçladım Suriyelilere ben değil. Ben de sadece sizi bütün yabancılara değil. Sadece bu yasanın 6458 sayılı yasaya ben söylediğim şeye kadar kimsenin haberi yoktu o yasada. Siz sadece Cenevre yani söylesin. Alman gelirse, Yunan, Rum gelirse, evet. Alman işte Venedikli şey gelirse suyu normal ücretten ödeyecek. Hı hı. Ama Suriyeli ise, Iraklıysa 58 sayılı yasa kapsamında dolar üzerinde mi var galiba? Lütfen. Evet, yani bunda bir adalet kardeşlik var mı? İkili tartışmaya Sevda Hanım ikili tartışmaya girmiyorum da ya şundan bahsediyorlar. Açıkça emek sömürüsünden bahsediyorlar. Yani siz bana siz Allah Allah diyorlar ki şeyden rahatsız mısınız? Asgari ücretin altında insan çalıştırılmasına rahatsız mısınız? Rahatsızım kardeşim kim olursa olsun. Yani siz Tanju Bey emek sömürüsü engellemek için Suriyelileri kovmak istiyorsunuz. Hayır efendim onu söylemek istemiyorum. Ben çoluğumun çocuğumun geleceğinin... Onun için onları kovuyorsunuz hayır. Türkiye'den. Yani kovmak ben gibi bir yetkim yok efendim. Dediğim şu. Bakın sakince ben size şunu söyleyeyim. Hatırlatmak isterim. Bir dakika. Sakince söyleyeyim. Ben moderatörlükten istifa etmek bana ne yani? Sürekli yönetemiyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Destek olarak kullanıyorsunuz. Yani, yalnız şunu hatırlatmak isterim. Peki halkın desteği hiç önemli değil mi? Halkın desteği her zaman önemlidir ama temel insan hakları meselesinde Suriyelileri öldürelim mi diye bir soru sorsanız. Ya halkın böyle bir şey, çoğunluğunda böyle bir şey olumlu var cevap mı? Gelse Suriyeliler şunlara gidip bir soru Çünkü anlaşılmak istiyorum. Temel insan hakları ama çok tehlikeli. Halka soralım bakalım neymiş diyemezsin. Efendim böyle bir soru olur mu? Benim burada söylediğim başından beri neydi? Yani belki aşırı uçlardan benim de mesela karşıt olduğum yerler var biliyorsun. Ki, bak, belki başka temel var ama o kadar temel insan hakları konusunda bakın, insanlar hem oyunun desteğini Kültür Bakanlığı ile ilgilimize karşı. İnsanlar hem çalıştırılıp üzerine dayak yediklerini söylüyorlar. Söylediğim şu bir cümleyle Nagihan Hanım'ın duymak istediğini söyleyeyim. Bir dakika özür dilerim Tanju Bey. Ama hiç sözümü bir cümleyle söyleyeyim. Bakın bir devlet aklı olsun istiyorum. Ben şu cümle istiyorum. İktidarı da eleştiriyorum muhalefet de eleştiriyorum. 40 milyar dolar harcadı, 40 daha harcarız demekle sorun çözülmüyor. Tamam. Veya 2 yıl içinde davulla zurnayla göndeririz, okullarını, hastanelerini biz yaparız demekle de sorun çözülmüyor. Bakın halka soralım, referandum sandığını koyalım. Bakın yine halka. Halka soralım. Ya yine halka diyorsunuz. Var, bak, halka bir sürü şey sorduk şimdiye kadar. Lüzumlu, lüzumsuz. Ama temel insan hakları konusunda soramazsınız. Dönsünler mi, kalsınlar mı?
Halk kalsınlar şimdi, derse sosyal olarak nasıl entegre ederiz? Ekonomik olarak nasıl entegre ederiz? Eğitim olarak tamam, nasıl entegre ederiz? Politikamız karar verin. Ben bir iki cümle söyleyeyim. Dönüş, halk dönsün derse de dönüş içinde. Tamam. Bir günde döndürelim diyen yok ki. Tamam. Başkanım bir saniye. Yıldırarak bir dakika. Ama öyle olmaz ki ya. Birinize söz veriyorum, öbürünüz dalıyor. Lütfen. Konuları birbirinden ayırmak lazım. Düzensiz göçe. Türkiye'nin izlediği göç politikasına karşı olabilirsiniz. Mesela kişisel olarak siz benim çok ciddi mesela? Çok ciddi eleştirilerim var. Türkiye göç meselesinde çok daha iyi bir planlama yapmalıydı. Şimdi göç politikasına karşı olmak ayrı bir şey. Kategorik olarak göçmen ya da hani siz laf kalabalığı yaparak işte geçici laf kalabalığı koruma değil, statü... kanun peki, bu. Tamam. Kanun bu. Önemli değil. Şunu söylüyorum. Geçici çok desteklediğiniz statüsü, hükümetin çıkarttığı geçici kanun. Geçici koruma bu statüsündekiler, mülteciler, göçmenler ayırıyorsunuz. Geçici sığınmacılar. Geçici sığınmacılara yönelik kategorik düşmanlık yapmak ayrı bir şey. Ben de yalnızca yapmıyorum, sizi de suçlamıyorum. Bakın Bolu'da 10 katı yani metreküp başına 2,5 dolar diğer vatandaşlar 2,5 lira öderken 2,5 dolar bu insanlardan talep etmeniz, evlenmek istediklerinde 100 bin lira talep etmeniz Suriyelilere konusunda diyor, yalnızca sizi suçlamıyorum Tanju Bey. Tüm yabancılara değil. 4658 sayı yasa kapsamında. Tamam ama olan yani hedefin kim olduğu açık. Burada siz bunu yaparken maalesef evet, oradaki belediye meclis üyeleri de iki CHP'li üye çekimser kalmış. Onları evet, tebrik ediyorum. Ama İyi Parti'nin bütün üyeleri ve CHP'li bütün üyeler de bu utanç verici, bu insanlık ayıbı kararı utanç verici, altına imza utanç verici atmışlardır. Bununla ilgili size ait, bu sözünüzden bekliyorum dolayı sıkılıyorum. Onlar seçilmiş insanlar, özgür iradeleriyle peki, karar verdiler. Peki seçilmiş insanlar apaçık Türk ayrımcılık Türk kararının altına imza attılar. Çocuklarının menfaatini düşünerek bu karar örnek olsun diye onun altına imza attılar. Ben niye de kendilerini Türk katılıyorum. Türk milletinin karakterine aykırıdır efendim. Çekimser böyle bir kalan arkadaşlarımızın da bu tavrını kamuoyuna anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Bak gazetelerde fotoğrafları vardı. Tabii bir de böyle ifşa etmişler. Sorun var mı? Yani tetikçi gazeteciler. Şimdi bu sakinleşelim. Uygulamada mı 11 kat fazla yabancılara su faturası kesiyor musunuz? Efendim, 11 kat falan 100 bin lira aldınız mı? Hayır şu ana kadar gelen, 1 Ocak'ta yani bunlardan gidenler bu oldu mu? 16 binde bir azalma var. Bilmek lazım. Bu tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Gelir tarife cetvelinde. Dolayısıyla 1 Ocak'tan sonra iki yabancı Bolu'ya gelip evlenmek isterse, bizi tercih ederse 100 bin lira. Müftüye giderse bedava. Gitsin müftüde nikahını kesilsin. Ama ya bu çok yanlış. Bir dakika. Bu tartışmalardan bir şey... ayrılan var mı Bolu'da? Ayrılanlar var mı? Bolu'da 16 sığınmacı sayısında ben göreve geldiğimden bu yana azalma var. Ha şunu söylüyorsa yanı başımızda Düzce Belediyesi var. Biz yabancılara ücretsiz nikah kıyacağız. Siz veya Bolu'da yabancılara geçici sığınmacılara ya varsa onları davet eden ben otobüs kaldırıp göndermeye hazırım. Az önce pozitif ayrımcılık uyguluyorum kadınlara ben, dediniz ve bununla gurur duyduğunuzu söylediniz ama bu sadece getirdiğiniz kadınlara değil efendim. Bu getirdiğiniz 100 bin liralık şart var ya bir sürülü dezavantajlı grubun bakın yani o sığınmacı kadınları ikinci hanım olmaya ya da onun bunun kapatması yani olmaya mecbur edecek. Bakın, bu konuda de hiçbir sorumluluk duymuyor musunuz? Yer Hanım şu konuda hiç mevzuatı 100 bin lira nikah şartı nedir Allah aşkına? 6.458 sayılı evlen, yazı. Evlenemeyecekler ve metres olacaklar. İkinci hanım olacaklar. Ama öyle değil ki. Bu kadın hakları aleyhine bir şey. Misafiriniz yani. Tam tersi çok özür diliyorum. Siz Irak yasasını, Suriye yasasını incelediniz mi? Suriye yasasında böyle bir şey yok. 3 tane kadınla resmi olarak evlenme hakkı var. Ama bizim 6.458 sayılı yasamız adamın 3 tane hani, karısı Türkiye, var. Türkiye Suriye olsun diyorsunuz yani. Bir tanesini resmi yani olarak kadın Bolu kabul Suriye mi oluyor? Bolu Suriye yasalarına mı bakın, böyle dönüyor? Olmaz yani. Bakın, böyle tartışma olmaz. 3 tane resmi karısı var. Türkiye Cumhuriyeti Sayın bir tanesini hocam, resmi hayır, ama benim soruma ben yanıt alamadım. Yani bu kadınlar 100 bin liralık nikah şartı. Yani evlenecek insanlardan 100 bin lira alacağım ben dediğiniz zaman kimse kadınlarla resmi nikah kıymaz. Ucuz diye duydum. Üstelik Şam'da belediye nikah kıymıyormuş. Hocalar kıyıyormuş. Cebine 3-5 kuruş sıkıştırıyorsunuz. Hocalar kıyıyor. Efendim Şam'a gittikleri zaman zaten öldürecekler muhtemelen. Ne bakın evlenmesi, efendim, ne nikahı? Oturacaksınız. Siz Şam az önce konuşacaksınız. Siz hükümet, az önce hükümet başından bu yana şimdi bak. Nagihan Hanım diyor ki katılırız katılmayız. Kontrolsüz bir göç var.
E baştan söyledik bunu, uyardık, kontrolsüz bir göç var. Kontrolsüz geç eleştirebilirsiniz. Göç demek ayrı bir şey. Bakın Türkiye'nin göç politikasını eleştirebilirsiniz Tanju Bey. Saddam'dan kaçan basmadık mı? Türkiye'nin dünyanın neresinde var bu? İskan, Allah aşkına iki kişi birden konuşmayın. Çok burada bir sorun yok. Tamam, burada kişi olarak dönmeleri gerektiğini burada bir topluluğu, bir topluluğu hedef tahtası haline getirme var. İnsanların konuştuğunu söyledim. İnsanların o jöleli, delikanlı, civarım delikanlıların saç sana jöleleri sürüp milletin karısına kızına bakmasından insanlar rahatsız dedim. Yanlış mı bu? Ya konuşulmuyor mu? Bir tane şehit cenazesine giden Suriyeli gördünüz mü siz? Bir tane şehit cenazesine Suriye'de şehit olmuş Türk şehidinin, Türk askerinin cenazesine giden bir tane Suriyeli gördünüz mü? Madem Suriyeliler üzerinden konuşuyoruz. Bir tane Iraklı gördünüz mü? Dernekleri var Türkiye'de. Bir şehit ailesini ziyaret edip peki, ya Sayın sizin Hocam, çocuğunuz bizim topraklarımızda başkan, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ya Fırat Kalkanı'nda operasyonda bir sürü Suriyeli var ya Türkiye ile beraber. IŞİD'den temizlenmesi bakın, için o bölgenin. Cerablus'un Aziz'in IŞİD'den temizlenmesi için verilen yapılan harekatta bir sürü Suriyeli var. Kaç kişi dönmüş, kaç kişi Türkiye'ye gelmiş bu süreçte? Ama bu sayıya boğarak bu gerçeği gölgelemezsiniz. Bir dakika sayıya boğarak derken... Aziz ve Cerablus arkadaşlar müsaade eder misiniz? Nihal'cığım o zaman sen konuş başkanla biz çıkalım yani. Ya bir de müsaade edin ya. Artık delirdim başkan lütfen. Ben bir soru soracağım ya. Müsaade edin moderatör olarak hakkım var. Nedir sizin peki? Yani siz tamam bunu bir büyük sorun görüyorsunuz. Bu büyük bir problem. Beka sorunu olarak görüyorsunuz. Beka sorunu olarak görüyorsunuz. Tamam benim de gördüğüm yerler var. Sizin kadar uç noktalarda değilsem de ben de problem görüyorum. Nedir peki? Nasıl çözülmeli bu size göre? Sizin mesela kafanızda bir şey var mı? Yani entegre olmaları gerekiyor. Peki nasıl entegre olacaklar? Entegre... Ya da diyorsunuz ki bunları geri gönderelim. Ya bu kadar kolay değil. Sizin şeyiniz ne? Çözüm projeniz mi? Buhar olmaları gerekiyor. Ya, ben böyle bir şey söylemedim. Ben Hitler falan değilim. Ya, kovuyorlar insanları. Vatandaşıma da şu arada bulunuyorum. Diyorum ki sakın ha sığınmacılarla polemiğe girmeyin. Bakın, siz, sakın sığınmacılarla çatışmaya girmeyin. Bu suçlu diyorum. Yapıyorum. Bakın neyi söylüyorum? Ben gelince sordum. Müsaade et cevap versin. Bakın bu işin sorumlusu iktidar. Onu geçtik artık. Ortada bir çocuk var. Ortada bir çocuk var. O yüzden iktidar ve muhalefet oturup diğer konuları bir tarafa bırakıp bir devlet aklı oluştursunlar. Evet. Kararsız kalıyorlarsa, Nagihan Hanım gibi düşünüyorlarsa, kalmalılar, entegre olmalılar diye Nihal düşünüyorsa, Nihal Hanım gibi düşünüyorlarsa halka sorsunlar. Halk kararı versin. Halkın vereceği referandumdaki karara göre de entegre olmaları gerekiyorsa entegre edelim. Evet. Dönmeleri gerekiyorsa da bir takvim belirleyelim, bir yöntem belirleyelim. Hı. Esat'la oturup konuşacaksın kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Gerekirse önce erkekleri göndereceksin. Kadınları kamplarda toplayacaksın. Gerekirse Türk askerine diyeceksin ki Esat'a bakın bunların korkuları var. Sembolik olarak gittikleri şehirlerde belli bir süre Türk askeri kalması gerekir diyeceksin. Hı hı. Benim kafamda bununla ilgili... Ya oturup konuşmaları lazım. Şimdi devlet yani... çözecek bunu, vatandaş çözemez. Evet. Vatandaşa böyle bir çağrıda bulunmuyorum. Tam tersi. Sükunet çağrısında bulunuyorum. Bunu sakin böyle anlatmıyorsunuz olun. Ama su diyorsunuz. Ama sormuyorsunuz ki. Nikah diyorsunuz. Kararlarınız bakın böyle ben, kararlarınız efendim, konuşuyor. Ben mesela Bolu'da Yedi Gölleri, Alpleri yani Türkiye'nin Alpleri Bolu. Turizmi inanılmaz. Aynen. Yani Bolu'yu ben Bolu'yu çok severim. Bolu insanını çok severim. Bakın, inanılmaz bir kültür cenneti. Ebru Hanım ben size her sabah izliyorum neredeyse. Turizmde şaha kalkabilir. Yani biz telefonda bunları konuşmak yerine Bolu artık yabancı düşmanı bakın, bir kent olarak. Yani düşünsenize Yedi Gölleri. Mesele Bolu ile ilgili değil. Mesele Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin böyle bir genel sorunu var. Sadece var. Bunun böyle bir genel var. Sorunu var. Tanju Bey ben size bir şey sormak var demiyorum istiyorum. Ben. Ya, hiç doğru dürüst soru cevap yapamıyoruz. Doğru dürüst soru cevap yapamıyoruz. Sizin sayesinde yani. Yani yarın cümle kurmama izin vermiyorsunuz. Ben defalarca canlı yayına katıldım. Sizin kadar şimdi. Katılmadım ama. Defalarca canlı yayına katıldım. Biz de defalarca canlı yayında konuklara sorular sorduk. Yok öyle hiçbir konukla böyle bir şey olmaz ama yani. Konuk sorusu. Ne yapayım yani boynum büyük yani oturayım mı burada? Yani tartışmaya çağırmadık bana biz. Bana ırkçı diyeceksiniz, faşist diyeceksiniz. Nagihan sorunuzu her şeyi söyleyeceksiniz. Ama siz de daha şimdi başından Nagihan'a benim daldınız yani. Tamam yazın o yazıdan sonra çıktı yani, bu olay dedim. Yanlış mı söyledim? Evet yanlış söyledim. Uyandım. Yani siz bundan önce de Suriyelilere karşı ırkçıydınız. Kusura bakmayın. Uyandım. Büyük emperyal plana uyandım. Alevilerle, Sünnileri birbirine düşüren Amerikan emperyalizmini. Nagihan soru soracak Sayın Başkan. Buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Buyurun Nagihan. Şimdi iki sorum var. Birincisi şu. Siz Suriyelileri bu kadar şeytanlaştırarak, bu kadar nefret objesi haline getirerek
Nasıl solcu olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Bir dakika, ben solcu olduğumu iddia etmiyorum. Bir, Suriyelileri... Sosyal demokrat olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bir dakika, Suriyelileri şeytanlaştırmıyorum. İki, benim sosyal demokrasi anlayışım sosyal demokrasi kuramsallarının, yazarlarının etkisiyle değil. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyarak Hazreti Peygamber'in hadisi şerifleri... Yani ırkçılığı reddeder Kur'an-ı Kerim. Ben ırkçı değil mi? Fakiri korumaktan bahseder. Yani evet, ya, sosyal dayanışmadan bahseder. Irkçı demeyiz, o kadar da değil yani arkadaşlarıma. Hadis ya derken, hadis. En büyük sosyal demokrat kimdir benim nazarımda? Derseniz hani en büyük sosyal demokrat kimdir biliyor musunuz? Mesajını hatırlatırız yani. Komşusu aç yatan, aç yatarken tok yatan bizden değildir diyen evet, Hazreti Peygamber. Işte bu, evet ama siz komşu aç, daha da aç kalsın komşu diyorsunuz. Komşu aç falan hani değil, aç, mesele o değil. Suriyeli olunca komşu olmuyor mu Tanju Bey? Misafirlik çok uzadı diyorum. Artık dönüş için plan yapılmalı diyorum. Ve sayı gittikçe artıyor diyorum. Siz Afganları nasıl entegre edeceksiniz? Yani 15 yaşında kız çocuğumuza cinsel istismarda bakın, bulmuş. Bakın bu çok büyük bir bunun farkında suçu değil ki. Adam 9 yaşındaki kızla evlendiriliyorsa ülkesinde. Siz bunu nasıl entegre edersiniz? Tanju Bey, sizin bu nefret bana sorduğunuz için cevap verebilir miyim? Bakın bana sorduğunuz için cevap ben Amerikan yönetimlerinin düşmanıyım. Düşman olduğum bir yönetim varsa. Siz Afganistan'a hiç gittiniz bakın, mi? Siz Afganistan'a nasıl gittiniz? Tersini sorayım. Ben Afganistan'a gittim. Ben Afganistan'a gitsem Taliban beni anında infaz eder. Ama siz aynı rahatlık de gitmeniz ve orada olağanüstü bir konuk severlikle. Demek ki Taliban'ın da yakınıyım öyle mi sizin de? Yani demiyorum yani sizin bu yabancı severliğiniz, gitçi sığınmacı severliğiniz orada işe yaramış olabilir. Ya böyle isterseniz yani bir gidin deneyin. Olmaz. Bir gidin deneyin. Bunun ya bir prosedürü var mı? Deneyemem hanımefendi. Yani yok. Taliban'ın bana neler yapacağını ben tahmin etmiyorum. Yani akıllı tartışma yapacağını. İkinci sorun ne? Siz nasıl, Karabağ'a nasıl gittiniz? Ben onu da merak ediyorum. Ben hepsini gazeteci olarak gittim. İsterseniz size hangi yoldan gittiğimi detaylarıyla da anlatırım. Keşke bunu baş başa bir program yapsaydınız değil mi? Bu hepimize saygısızlık ama. Sakin şekilde oturup yani konuşmayı. Sizin için de söylüyorum. Nagihan Hanım'ın üçümüze... entelektüel bilgisine saygı duyuyorum. Başkanım, o zaman siz Nagihan'la tartışın, biz de sizi izleyelim. Ama Nagihan Hanım'ın böyle insanları... işte siz efendim Suriyelileri şeytanlaştırıyorsunuz falan. Ürkçüsün, faşistsin. Benim yazımla girdiniz ve tuhaf ithamlarda bulundunuz. Dolayısıyla bu burada normal bir soru. Benim yazım mı? Ben de onu söylüyorum. Benim yazımla girdiniz siz ve tuhaf ithamlarda. Siz ne hakla 6-7 milyon kişiye vatandaşlık verilmesinden bahsediyorsunuz? Bu yetkiyi size kim verdi? Ne yetkisi efendim? Ne yetkisi? Kim verdi? Ben diyorum ki 90 milyon eşit vatandaşlığa hazır olun diyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz? Ben anlamıyorum bunu. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz mu? Ne diyorsun yani, Tanju Bey? Nagihan Hanım'ın bir yazısıyla 6-7 milyon insanı siz vatandaşlık beklersiniz sokuyor. Öyle bir şey. O yazıdan sonra herkes vatandaş mı bakın, oluyor? Bakın yazıyı okuyun. Bunların hepsi. Ya ben okudum yazısını aynı yerde yazıyorlar. Türkiye'de bunca yıldır yaşayan Suriyelilerin kaçta kaçı vatandaş? O kadar küçük bir oran ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş olan. Onu da bilmiyoruz ama siz diyorsunuz ki 90 milyon vatandaşlığa hazır olun diyorsunuz. Ne hakla? Ne ikinci soru söyleyeyim. Bakın uluslararası bütün raporlara baktığınızda bu tip göç hareketlerinde geri dönüş oranı %20'lerdedir. Daha fazla değildir. Dolayısıyla öyle onun üzerinden ne bir projeksiyon yapabilirsiniz. Ne yapalım, kabullenelim mi biz de? Biz de böyle Türkiye, mi yapalım? Bakın, kabullenelim. Türkiye, Osmanlı kadar İmparatorluğu'nun mirası olarak biz göç politikalarıyla göçmenlerle zenginleşerek bugünlere gelmiş bir milletiz. Yani siz zaten burada... Biz göçmenlerle zenginleşerek bu noktaya gelmiş bir elbette, milletiz. Elbette biz göçmeniz hep birlikte bu ülkeyi Türkiye bakın, Cumhuriyeti milliyetçiliği de herkesi kucaklayan bir milliyetçiliktir. Başkan yarın nasıl bir karar bekliyor? Evet, kadınları kamplara alın. Vallahi yarın benim için önemli bir gün. Yarın parti benimle ilgili disiplin sürecini açıklayacak bir sonucu. Evet. Yandaş basında öğreniyoruz. Şimdi o İçişleri Bakanlığı müfettişleri geldi Cuma günü bu konuyla ilgili. Pazartesi muhtemelen ifademi alacak. Vallahi ben bedel ödemekten korkmuyorum. Söyledim. Ne yoksa ne kayyum atacaklarmış. Kim atacak kardeşim? Alnını karıştırırım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız gerekir. Benim PKK ile ilişkim var mı? Çözüm niye sürecinde Nagihan'a aynı şeyleri söylüyor musun? Başkan bana bak. Ben peki, nereden bana yani, bakınca sinirleniyorsun. Benim işimle bir alakam var mı? CHP'den ihraç edecek. O bana üzerinden oldu. Bakın CHP'den ihraç edilip edilmemek ikinci planda. CHP'den beni hukuken ihraç etseler ne olur? İçimdeki CHP şey sevgisine. Herhalde Ümit Özdağ Zafer Parti. Ya lütfen ama. Bir konuşsun da tamam. Olsun yorumunuz. CHP'den ihraç ederlerse hukuken ederler o kadar. Herhangi partiye gidecek falan değilim. Peki. Kişisel bir beklentim falan da yok. Sayın Başkan. Bakın
Bakın ben nelerle gündeme gelmek istiyorum biliyor musunuz? Bunlarla değil. Bunlar Türkiye'nin falan meseleleri. Gündeme gelin. Bakın şu anda Türkiye'de %55 net gelir büyümesi olan başka bir kamu kuruluşu veya belediye var mı? Yok. 2021 yılında diyorum Nagihan Hanım, Türkiye %7 büyüdük diye göbek atarken biz %55 büyümüşüz. Ben 461 milyon borç da aldım. Şu anda 300 milyonluk borca düşürmüşüm bunu. Ve birçok önemli projeyi hayata geçiriyorum. Şu anda bütçesinin %62'sini doğrudan yatırım ayıran başka belediye var mı? O zaman keşke ben Yılmaz Büyükelçinin pabucunu dama atmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da yani sen belediye başkanısın, çöple uğraş. Şeyle yeşil alanında altyapıyla uğraş. O mudur olay? Peki 400 milletvekilliği seçilmiş biri olarak konuşuyorum ben. Niye hizmet etmeyi niye küçümsediniz ki şimdi? Ben belediye başkanı aslında bakın, hizmet eder, hizmetiyle gündeme gelir. Hizmet eder. Sadece bunlar değil ki. Kanaat planı çıkararak. Aslında reis siz ama bambaşka bir siyasi, yani CHP'den bile ayrışarak tam da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme gibi bir söylemle, argümanla kitleleri yani çatışma noktalarını azaltacak bir iklim oluşturmaya çalışırken bu kez de su dediniz, dolar dediniz, nikah 100 bin dediniz. Dolar bunlar ayrıştırıcı söylemler. Dolar 1 liraya düşerse yani su da 1 liraya bir kışkırtmaya yol açtığınızı yani düşünmüyor musunuz? Ben de biliyorum. Yani sonuçları tehlikeli olabilecek bir kışkırtmanın fitilini ateşlediğinizi zaman zaman düşünmüyor musunuz? Asla. Endişelenmiyor musunuz? Çünkü sizinle aynı düşüncede olmayanlar da var. Sizinle aynı düşüncede olmayanlar da var. O insanların gariban olduğunu, fazla yüklenildiğini, durumlarının daha da kötüleştirildiğini düşünüp size bilinen kişiler de var. Yani sonuçları endişe duymuyor musunuz bunun sonuçlarından? Duymaz mıyım? Çünkü gergin bir toplumuz biz. Ülkem adına da endişe duyuyorum. Yani ülkede gerginlik var, kutuplaşma var. Ben bakın Sevilay Hanım, yani ne zaman ben konuşsam bana arkadaşlar diyorsun yani. Şundan, siz soru soruyorsunuz, tartışıyorsunuz, oturuyorum şundan burada. Şundan endişe duyuyorum. Peki siz programı sonra izleyin olur mu? İkinizden rica ediyorum, oturup programı izleyin. İzleyin bence de. Nasıl haksızlık yaptığınızı, beni nasıl mağdur ettiğinizi göreceksiniz. Yapmayın, çok siz bence izleyin Tanju. Bakın şundan endişe ediyorum. Evet, Türk toplumuyla. Türk toplumu derken Türkiye'nin ana unsurlarından bahsediyorum. Kürtlerinden, evet, Araplarından, evet. Çerkezinden, evet. Boşlarından, herkesten bahsediyorum. Geçici sığınmacılarla karşı karşıya gelmesinden büyük endişe duyuyorum. Sakın ha diyorum. Sakın siz bulaşmayın bu işlere. Hı hı. Ama siz şundan endişe etmiyor musunuz? 2013 yılında mecliste bir konuşma yapmıştım. Bir Suriye mafyası gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz demiştim. Henüz daha 1,5 milyon Suriyeli yokken. Yarın bunların, bu eğitimsiz toplumun, geçici sığınmacıların, entegre olamamış bu topluma sığınmacıların, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkına çökeceğinden, esnafımızı harca bağlayacağından endişe duyuyor musunuz? Tabii ki duyarım. O yüzden eğitilmeleri lazım. Entegrasyona ağırlık vermek lazım. Tam da bu yüzden. Hayır, ben de diyorum ki tam gönderelim. Da bu yüzden. Çünkü gidemeyebilirler. Bakın hanımefendi. Sizin benim elimizde değil, dönemeyebilirler. Uygun şartlar sağlanırsa dönecek olanlar olur, bazıları da dönemez. Hanımefendi gelenlerin i̇şte kim olduğunu ettiniz. Biliyor musunuz? Entegre etmek için bu enerjiyi harcamak daha doğru değil gelenlerin mi Tanju Bey? Gelenlerin kim olduğunu biliyor musunuz? LG şey kayıtları var mı? GBT kayıtları var mı? Ennusa'dan mı kaçmış? IŞİD'den mi kaçmış? Esad'dan mı kaçmış? Irak'takiler kimden kaçmış? İran'dakiler kimden kaçmış? Kontrolsüz. Bunları biliyor musunuz? Bir dakika, bunları biliyor musunuz? Kontrolsüz göç problemini hepimiz bunların birbirine problemi olup olmadığını biliyor musunuz? Çok bak Pakistanlılar birbirini kesiyor. Kontrolsüz göç problemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilmiyorsunuz ayrı bir konu. Efendim nereden biliyorsunuz? Devlet bu, bilmiyor. Bunu eleştiriyoruz. Avrupa aldıkları sığınmacıları veya göçmen statüsü veriyorlar. Nasıl seçiyor? Doktorsa, makine mühendisi ise bunları alıyor. Geri kalanlar Türkiye'de kalsın eğitimsizler. Oldu. Siz hepsinin gitmesini istiyorsunuz Bolu'dan. Ben geri Bolu'dan değil efendim. Türkiye'nin sorunu bu. Bolu'nun sorunu peki siyasette hedefleriniz ya neler? Mesela genel başkanlar yani, aday olmasın yani, dediniz. Neden? Ne kadar şanslı ki böyle bir programı moderatörlüğü düştü. Genel başkanlar aday olmasın. Yani konu değişti. Genel başkanlar aday olmasın dedim. Siyasette de bayağı yani daha genel bir bakış yapıyorsunuz. Hayır, Bolu sorunu çözümünden Suriyeli sorunu çözümüne geçiyorsunuz. Bu konuda sadece iktidarı eleştirmiyorum. Muhalefeti de eleştiriyorum. Muhalefetin de çözüm önerisi yok diyorum bu konuda. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin anahtarı bu. Bu konuda bir çözüm önerisi ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacak. Gelelim şeye, siyasi parti genel başkanları aday olmamalı. Böyle dediniz. Evet, böyle söyledim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın gitmesi, onun yerine bir başka siyasi parti liderinin bu yetkilerle bu sistemde bu göreve gelmesi sadece kişinin adını değiştirecek.
Yetkilerini yani, Türkiye'nin içindeki sıkıntıları yani, tek adam rejimini değiştirmeyecek. Benim önerim şu. Evet. Açık olarak da yazdım. Bakın zaten Sayın Akşener aday değilim dedi. Doğru mudur? Sayın Bahçeli'nin evet, aday olmadığı zaten belli. Evet. Adayımız Erdoğan evet, diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte demeçleri var. Siyasi parti genel başkanları aday olmamalı diye defalarca bunu söyledi. Ama o zaman, benim söylediğim ama de şu. O zaman benim söylediğim Cumhurbaşkanlığı şu, sisteminde bakın, değildi bu. Genel başkanlar parlamenter sistemlerin doğal başbakan adayıdır. Buna hiçbir itirazım yok. Siz sembolik cumhurbaşkanı istemiyor musunuz? Birini seçin cumhurbaşkanı. Altında parlamenter sisteme dönünceye kadar genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapsın. Fuat Oktay gibi düşünmeyin. O bürokrat. Özel kalem müdürü gibi. Güçlü cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlıkların buna bağlı olduğu cumhurbaşkanı yardımcıları bir, parlamenter sisteme geçinceye kadar bu ülkede bir rahatlama sağlar. İki, parlamenter sisteme geçişinde garantörü olur bu kişiler. Evet. Ve cumhurbaşkanı da altında genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcıları varken, bakanlıklar buna bağlıyken istediği gibi at oynatamaz. Peki Nagihan Hanım, şimdi ben tekrar var, Bolu'ya dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü evet, biraz önce ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki bir şu Suriyeliler, sanki bütün Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar potansiyel suçluymuş gibi bir tablo çiziyorsunuz. Hiç öyle bir şey çizmiyorum. Yani, sizin nereden yorumunuz? Siz diyorsunuz ki nereden geldiğini biliyor musunuz? El-Nusra'yla mı bağlantısı var? IŞİD'le mi bağlantısı var? Şimdi böyle diyerek milyonlarca insanı bir şekilde kriminalize ediyor kafalardaki. Biliyor musunuz? Sorumu sorun. Ben bilmiyorum. Ben yalnızca şunu biliyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki Suriyelilerin suça bulaşma oranları çok çok az. İstatistiksel olarak. Yani siz bu beyanın doğru olmadığını düşünüyorsunuz. Şu an için bu doğru olabilir. Yarın bu böyle devam edecek mi onu merak ediyorum. Yani siz potansiyel suçlulardır mı demeye çalışıyorsunuz? Bakın ben potansiyel suçlulardır falan dedim mi? Sevil Hanım böyle bir şey söyledim mi? Peki yani kağıt üzerinde suç oranı çok düşük. Bayıldığım özelliği de bu tartışma programlarında. Az önce mafya dediniz. Tamam da biraz önce her şeyi söylediniz mi insan? Başkanım konuşamadan da yaptığını söyledim. Mafya olmasıyla ilgili o konuşma maçı bizlerseniz İstanbul mafyasının nasıl doğduğunu anlatıyorum. İlk mafya neydi? Doğu Karadeniz'den gelen eğitimsiz toplum İstanbul'da. Laz mafyası dediler. Sonra ne oldu? Bunlar para kazandı. Çocukları okudu, bıraktılar bu işleri. Bu boşluğu kim doldurdu? Doğudan, Güneydoğu'dan gelen eğitimsiz, çok çocuklu Kürtler doldurdu. Şimdi Kürtler de ne yaptı? Belli bir eğitim seviyesine geldi. Şu anda büyük bir boşluk var. Bunu kim dolduracak? Eğitimsiz olanlar dolduracak. Aç kalanlar dolduracak. O zaman Suriyeliler aç bırakmayalım doğuracak o zaman bakın, diyoruz biz de yani. Bakın, peki ben ikinci bir soru da sormak istiyorum. Dayanışmayla yani, olmaz mı? Yani yerim, şunu söyleyince de kızıyorsunuz da. Yabancı, yani bu kadar böyle, yabancılıklarını öne çıkararak aç kalan falan yok. Ya? Bakın ben yardımları kesiyorum derken ama burada. Ama Aşevi vardı. Aşevi bunun dışında diye yazı gönderdim. Tanju Bey Aşevi vardı. Ki. Aşevi'nde çorba dağıtılıyordu. Siz belediye başkanı olur olmaz. Nereden biliyorsunuz? Kapattınız orayı ya. Doğru söylemiyorsunuz. Herkes söylüyor bunu Bolu'da. İtham ediyorsunuz. Günahımı alıyorsunuz. Kemal Öztürk de siz yazmış. Siz inançlı bir insansınız. Ya Kemal Öztürk de yazmış. Bakın, bir sürü Bolu'dan kul hakkı, kul hakkı yiyorsunuz. Tamam, yalan söylüyorsunuz. Tamam, ifade doğru edin. Söylemiyorsunuz. İfade edin diye bu konuyu açıyorum. Bakın Kemal Aşevini Öztürk, kapattınız Kemal mı? Öztürk dürüst davransaydı çorba gelip bana dağıtan, bir bardak çay mı içip bir yani Kemal Öztürk'ün dürüst olmadığını mı söylüyorsunuz şimdi? Ama şu anda Aşevi faaliyette. Evet, yani Kemal Bey'e de burada da değil. Kemal Bey'in gelip belediye önünde fotoğraf çektirip röportaj yaparken bir bardak çay mı içip benim de fikrimi sorması gerekiyor. 5 dakikamız kaldı. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bitiriyor şimdi musunuz hemen? Şey yapmayalım, yatağı kalkıp suçlamayalım. Yani şimdi de Kemal bizim arkadaşımız. Evet, kesinlikle. Ve dürüst bir ben Kayyum'la ilgili bir şey sormak emin istiyorum. Emin olun o gördüklerini yazmıştır. Ona da cevap Kayyum'la ilgili kimse bugüne kadar siz orada biraz önce dediniz konuşmadı. Ki, bir de onların konuşmadı. Kayyum'la ilgili Suriyelilerden çıkalım. Siz dediniz ki Kayyum atanırsa ben o Kayyum'un alnını karıştırırım. Şimdi yarın hayır, öbür gün. Hayır o Kayyum'un alnını karıştırırım demedim. Şimdi bana devlet Kayyum'un alnını karıştırırım dedi. Tamam yani devlet yarın öbür gün. Demedi Kayyum'u atayanların alnını karıştırırım. Tamam peki Kayyum atayanların alnını karıştırırım. Yani devlet yarın öbür gün Bolu'ya Kayyum atarsa siz Bolu'da isyan mı çıkaracaksınız? Bakın isyan falan çıkartmayacağım. Türkiye'nin hala hukuk devleti olduğuna inanıyorum. Kayyum atanması için ne gerekiyor? Terör örgütüyle iltisaklı olman gerekiyor. Şu şimdi gerekçeleri yanlıştır demek ayrı ama alnını karıştırırım atayanların dedi ama tamam atayanların kimse kayyum atayamaz FETÖ'cülerin benimle ilgili istiyor tavırları belli. Şu olayda bile FETÖ'cüler beni
yerden yere vururken, o kadar hakaret ederken kimse bana sahip çıkmıyor. Kayyum atılmasını doğru bulmuyorum. Onu burada prensip bakın, olarak koyayım. Bakın bana kayyum olarak ne atacaklar? Tamam ben de bakın, bunu doğru bulmam eğer kayyum atanırsa. Bakın ben size o ayrı bir şey. Ama Sayın kayyum Erdoğan, atanın alnını karışlarım demek de başka bir şey. Tamam canım. Çünkü tamam. Kendime güveniyorum, meydan peki, okuyorum. Sayın Erdoğan bizim Bolu'daki şu tabloyu görse var ya, beni kesin Merkez Bankası Başkanı veya şey atamaya kalkar. Ekonomiden sorumlu bakan. Asla olmam. Hatta belki de koltuğunu bana bırakıp gitmeyi bile teklif edebilir şu tabloyu gördükten sonra. Tanju Bey, bu ayrımcı politikalarınızı bir kenara ya koyarsanız Bolu bunlarla demiyorum. Gündeme gelir. Bakın efendim, Bolu'ya büyük haksızlık yapıyorsunuz. Evet. Ama ben Türkiye'nin sorunlarına karşı kaç dakikamız kaldı sorumsuz arkadaşlar? Kalamam ki. Sorumsuz kalamam ki. %1.4 ve başka Suriyelilerin oranı. O oran yanlış arkadaşlar. Hanımefendi, size yarın göndereceğim. Yazık ya, çoluk Sayın çocuk Özcan, yaşlı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani neye yazık? Bu ülkenin çocuklarına yazık değil onlara mi? Üniversitedeki yazık. Her bakın, üniversite mezunu. İnsan faktörünü unutmamalı. Üç çocuktan yani bir tanesi işsiz. Son dakikalarımız. Türkiye'deki işsizlik başta. Yazık çok değil mi? Çok teşekkür ediyorum. 6.6 milyon aile sosyal yardıma muhtaç. 2 sene önce 3.3 milyondu. Doğru ama yazık değil mi? Avrupa Birliği fonundan alıyorlar. Bakın o yani yanlış yok, yaygın yanlışları da hatırlatmak böyle kesmek istemiyorum. Efendim reklamdan sonra karşınızda olacağız yeniden. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, HT Masa kaldığı yerden devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan misafirimiz, ben Sevila Yılman, Nagihan Alçı, Nihal Bengüsü Karaca ve Ebru Baki ile Tanju Bey'i ağırlamaya devam ediyoruz. İlk bölüm biraz hararetliydi. Sosyal medyada garip garip şeyler yazılmış. Bana da çok kızanlar olmuş. Moderatörlüğün hoş değil, iyi değil, iyi yönetemiyorsun ama gerçekten şu koltukta, şu programda otursaydınız empati yapın ve benim neler çektiğimi anlayın. Ama bu bölümde daha sakin olacağız. Öyle Sevin konuştuk. Abim, iki cümle rica ediyorum, olur mu? Bak, sakin başlarken. Hayır, ben Tanju Bey'e ters bir şey söylemek için değil. Şimdi Twitter bizim programla yıkılıyor. Hepimizle ilgili. Tanju Bey ile ilgili. Şimdi ben öncelikle şu ilkeyi ortaya koymak istiyorum. Siz biraz önce kayyumdan bahsettiniz. Bir kere daha açık bir şekilde söyleyeyim. Ben sizin fikirlerinize taban tabana zıt bir insanım. Göçmenlerle ilgili, geçici koruma statüsündekilerle ilgili söyledikleriniz kabul edilemez buluyorum. Ama Tanju Özcan'a, belediye başkanı olarak Tanju Özcan'a kayyum atanmasına da sonuna kadar karşıyım. Yani bunu burada ifade etmek istedim. Anladım. Yani sen sizin ilk bölümde çünkü yanlış anlaşıldığını evet, düşünüyorsun. Evet, gördüğüm kadarıyla yanlış anlaşılmış. Sonuna kadar karşıyım. Evet, bakın evet. Önemli olan fikirlerde buluşmak değildir, ilkelerde evet. Buluşmaktır. Ama sizin de kayyum atayacakların, alnını karışlarım, üslubunuzun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakın burada önemli olan ilkeleri ortaya koymak. İlkeler bazında bir tartışma yürütmek. Önümüzdeki dakikalarda da bunu yapalım lütfen. Hayır, her gün kayyum atanır korkusuyla mı yaşayayım? Hukukçuyum dedim. Bengüsü Hanım da hukukçu. Kayyum atamanın bir şeyi var dedim. Yani terör örgütüyle iltisaklı. Terör örgütüyle iltisaklıysam herhangi bir terör örgütüyle devletin bilmediği biri değilim. 8 yıl milletvekili, 2,5 yıldır belediye başkanı yapan biriyim. Alsınlar beni güvenlik şubeye götürsünler. Tamam, buradan Bey, o yüzden sorabilir miyim? Yani HDP'li belediyelere kayyum atılmasına nasıl baktınız? Bakıyorsunuz. Yani şimdi yani kayyumlara bakın, ilkesel olarak karşı mısınız yoksa onlar hak ediyor ama ben bakın, hak etmiyorum. Bakın terör örgütüyle gerçekten bağlantıları ile ilgili güçlü deliller varsa devletin yasaları açık gereği yapılır. Ama siyaseten yapılıyorsa bu kayyum atamaları elbette ilkesel olarak ben de Nagi Hanım'ın gibi buna karşıyım. Ama gerçekten kuvvetli bağ varsa, sen gerçekten orada belediye başkanı olarak kamunun kaynaklarını terör örgütüne aktarıyorsan ki adli o dosyaları incelemediğim için somut yorum yapamıyorum. Ama siyasal olarak bunu yapıyorsan, yenemedim ben HDP'yi orada, onun yerine kayyum atayım anlayışıyla gidiyorsan o yanlış. Ama kuvvetli deliller varsa, benimle ilgili de varsa, benimle ilgili de gereğini yapsınlar. Başkan, bir de tabii şunu da söyleyeyim, yani ben şeyi anlamadım. Şimdi bizim çok heyecanlı, güzel giden bir programımız vardı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın canlı bağlantılarına alıştık. Hı. Ama iki gün önce çekilmiş programı bu saatte niye koyuyorlar onu anlamadım. Ayrıca bir de Sayın Cumhurbaşkanımızı çok severim diyemem ama çok sayarım dedim. İyi bir siyasetçi dedim.
Ama sesi çok kötü, şarkı söylemesin ben de bundan sonra. Yani, neyse yani. Motivasyonum bozuldu. Biz reklamdan önce yani yayın ilk bölümden önce ben size bir soru sormuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki pozisyonunuzla ilgili. Daha doğrusu Cumhuriyet, yani siz işte diyorsunuz ki ben milliyetçiyim, ben Atatürkçüyüm, ben ulusalcı diyorum, bunu kabul etmiyorsunuz. Ve bir takım sınırlarım var, çizgilerim var diyorsunuz ve ben de size şu soruyu sormuştum. Onun yanıtını tam alamadık. O zaman dedim Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde izlediği politikalar, özellikle Kürt seçmenle, HDP'ye oy veren Kürt seçmenle diyalog girişimleri, bu açılım sizi rahatsız ediyor mu diye sormuştum. Ediyor olması gerekirdim çünkü rahatsızlığınızı hissediyorum. O da yok o sizin yorumunuz. Şöyle söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan gelmiş biri değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolu başkanlığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını, il başkanlığını, belediye meclisliğini, milletvekilliğini, parti meclisliğini yapmış biriyim. Şu anda da belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan gelen bir grup var. Onların söylemleri bizi rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor şahsen. İsim vermeyeyim yani, ya da vereyim mi? Ver. Mesela İstanbul, benim. İstanbul İl Başkanı Canan Hanım'ın söylemleri beni rahatsız ediyor. Ama girerim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel çizgisine bakınca ben Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı 4 defa imza toplayan ekibin başındaydım. Ancak son zamanlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani mesela doğru açılımlar yaptığını düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorsun? Helalleşme çıkışının doğru olduğunu düşünüyorum da bunun çerçevesinde doğru çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenmesi bence doğruydu. Bir yerindeydi. Helalleşmenin sınırları nerede olmalı? Helalleşmenin sınırlarını kendisi anlatacak Sayın Kılıçdaroğlu. Yanlış bulduğumuz zaman bunu da söyleriz biz. Söylemekten çekinmeyiz. Çok ama, üzülürüm. Ama Sayın bir şey söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu şunu kastediyordu. Geçmişte mağdur edilen insanlarla devlet helalleşmeli diyorsa ben bunun sonuna kadar arkasındayım. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları döneminde mağdur edilmiş insanları da bunun içine koymak lazım. Başka iktidarlar döneminde mağdur edilmiş olan insanlar var. Şimdi şu gerçeği görmeyecek miyiz? 28 Şubat döneminde birileri mağdur edildi. Evet, doğru. Ergenekon balyoz sürecinde birileri mağdur edildi. Doğru. 15 Temmuz süreci sonrasında da birileri mağdur edildi. Mağdur edilen, devletin mağdur ettiği herkes de bir şekilde devletin helalleşmesi lazım. Devlet hatalarını kabul ederse devlet büyür. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden ben bunu anlıyorum. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu teröristlerle helalleşelim demiyor herhalde. Ben böyle bir şey algılamıyorum. Böyle bir şey diyeceğini de düşünmüyorum. Peki, son, Kemal Bey'e Bolu'da şunu söyledim biliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu'na? Efendim dedim, Bolu'ya kampa gelmişlerdi. Benim dürüstlüğüme inanır çünkü ben kendisine hiç yalan söylemedim. Yani muhalif olduğum dönemde de. Efendim dedim, ilk kez bir konuşmanızı, binlerce konuşmanızı izledim ki ben Kılıçdaroğlu'yla il başkanı, milletvekili ve belediye başkanı olarak çalışan tek kişiyim Türkiye'de. İlk kez dedim bir konuşmanızda gerçekten bu iktidarın değişeceğine inandığınızı gördüm dedim Abant'taki konuşmasında. İlk kez dedim. Binlerce konuşmanızı izledim. Ve gerçekten inandığına orada emin oldum. Bu dönem bitiyor. Sevgili Ali. Evet. Bu dönem bitiyor. Hatta şunu da söylüyorum. Bakın bu dönem bitiyor. Aman işte yeni gelecek bu Cumhurbaşkanı. Bu dönem bitiyor kastınız. Erdoğan dönemi bitiyor. Devri sabık yapmayalım. Çok eminsiniz yani. Çok eminim. Yani Anadolu'da bu çok net olarak görülüyor. Bu eminlik de bakın, çok tehlikeli bir devri durum. Devri sabık yapılmasın. Evet. Şu, baştan söylüyorum. Yani yargıya baskı yapılmasın. Yargı rahat bırakılsın. Yargı geçmişin hesabını sorsun. Siyasiler sırf devri sabık yapmak için yargının üzerinde baskı kurmasın. Benim söylediğim bu. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri artık eğitimde ne farklı uygulamalar yapacak, ekonomide ne ortaya koyacak, bunları topluma anlatması lazım. Hala Erdoğan dönemini kötülemenin bana göre bir anlamı kalmadı. Bu dönemde Tanju yaşananları hepimiz biliyoruz. Yarın ne bekliyorsun? Ekonomi Kurtuluş Savaşı. Şunu da söyleyeyim. Yarın yani, ne bekliyorsun? Duyunca tebessüm. Şimdi oraya geleceğiz. Yarın ne bekliyorsun? Hangi konuda? Kurulundan 15. Beraatimi bekliyorum. Beraatimi istiyorum. Sizin orada esas da disipline sevk edilmenizin nedeni sanıyorum bir hanımefendiyle yaşadığınız bir diyaloğu bir yayında anlatmanızdı. YouTube'da ben de çok ağır bir yazı yazmıştım başkan. Tabii. Kusura bakmayın. Benim de çok garibime bakın, gitmişti. Bakın hak ettim mi? Ettim. Ettiniz. Yani şöyle siyaset insanız biz. Haşa özel yaratık değiliz biz. Hata yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Gaf da yapabiliyoruz. Türkiye'de gaf yapmayan siyasetçi var mı Sayın Erdoğan da dahil, liderler de dahil?
Evet. Ama ben çıktım, bir gaf yaptığımı söyledim ve özür diledim. Kimse daha tepki göstermeden. Yani bu beni küçültür mü? Herkes çok tepki gösterdi. Yok, yani benden sonra tepki gösterdi, ben özür diledikten sonra. Üzüldüğüm de şu, Ensar Vakfı yöneticilerini aklayanlar, ben milletvekiliyken, aklandıktan sonra Sayın Bakan'ı kutlamak için kuyruğa girenlerin beni linç etmeye çalışması, zaten orada kötü niyet olmadığını siz anlarsınız Bengüs Hanım şu anlamda. Ben tesettürlü bir hanımefendi diyorum. Hiç anlatmamam gereken bir şey. Ama ben... Ama sanki sizden bebek yapmak isteyen bir tesettürlü hanımış gibi espri yapıyorsunuz. Hayır efendim, şimdi onu kastetmedim. Ama bakın söylediğim yanlış mıydı? Bebek tedavisi oldu açık yani. Elbette yani o anda anlayamamıştım. O anda anlayamamıştım. Bunu anlatmamam problem. Evet. Tabii ki ya anlatmamam peki, gereken bir yerde anlatmış olmaktan dolayı amasız fakatsız özür diledim. Peki şimdi bu amasız neden disipline sevk edildiniz? Tabii. Evet, bu yani zaten, bu gerekçe bu. Evet, asıl gerekçe o mu bilmiyorum. Nasıl bir savunma yaptınız? Özür dilediniz. Anlattım durumu, ben zaten dedim yapmamam gereken bir gafı yaptım, özür diledim. Bundan dolayı dedim hala biz seni cezalandıracağız diyorsanız cezalandırın dedim. Peki yarın göreceğiz disiplin yani, kurulunu ama şimdi oradaki hanımefendiyle ilgili ben bir yanlış yaptım, özür diledim diyorsunuz. Yalnız hanımefendiyle ilgili bir yanlış yapmadım. Öyle bir olayı, öyle bir ortamda tamam. Bir gaf anlatmam yapmak yanlıştı, yanlıştı dedim. Yanlıştı. Bundan incinen tüm hanımefendilerden amasız ve fakatsız özür diliyorum. Peki dedim. Ben başka bir hanımefendiyi sormak istiyorum. Biraz önce arada kaynadı. Siz dediniz ki kimden rahatsız, isim ver deyince tamam mesela Canan Kaftancıoğlu. Söylemlerinden şimdi rahatsın. Şimdi sizin partidaşınız, partinizin bir mensubu ve Canan Kaftancıoğlu bugün 21 yıl hapisle yargılanıyor. Yani yarın öbür gün cezaevine girebilir. Siz böyle bir durumda ve böyle bir hassas bir durumda kendi partinizin mensubu olan bir isimle ilgili onun aleyhinde bakın açık konuşuyorum. Bunu doğru buluyor musunuz? Hayır açık konuşuyorum dedim. Ben her şeyi açık konuşurum. Canan Kaftancı oğlu hanımefendiyi ben Bolu'da tanıdım. Parti meclis üyesiyken Bolu denetmeniydi. Ama sonrasında gördüm ki ideolojik olarak çok ciddi farklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor dedim. Benim söylemlerim de onu rahatsız edebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerden belki farklı kılan... Hangi söylemleri rahatsız ediyor mesela? Mesela birçok bakışı, mesela en son ne rahatsız etmişti derseniz... Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri. Çok önceydi o ya. Çok önce. En son mesela. En son değil aklıma, yani. Çok önce. Yani bununla ilgili çok hassas bir durum ya, var. Ortaklaştığımız çok şimdi konu. Kim diye sordunuz mesela? Tanju Bey. Ben kıvıran siyasetçi değilim yalnız dedim. Mesela şöyle bir şu şey dedim. Var. Tanju Bey, demokratik bir partide farklı siyasi pozisyonlar olabilir. Evet öyle olabilir. Birbirimize katılmayabiliriz. CHP'liler sık sık AK Parti'yi şu açıdan eleştirmiyorlar mı? Yani bir lider var. Ve onun etrafında herkes, yani bütün milletvekilleri, bütün bakanlar, o lider ne söylerse o cümlenin altında hizalanıyorlar. Ve asla karşı görüş olamıyor. Ya da farklı bir siyasi pozisyon ortaya koyan hemen kara koyun ilan ediliyor. Evet. Eğer siz CHP'nin işte modern, demokratik, fikir özgürlüğüne saygılı... Demokratik kıstasları taşıyan bir parti olması gerektiğine inanıyorsanız farklı siyasi pozisyonlar olamaz mı? Yani şu yüzden anlatabilir miyim? Olabilir. Bir yılla yargılanan biri söz konusu olduğu için soruyorum bunu. Niye Erdoğan yine mi yok bu benim alarmım. Ebru'nun uyku saati. Her defasında kapatacağım diyor her hafta. Geçen bir MHP'li geldi. Ya sen de bizim gibi Türk milliyetçisin hem de Atatürk milliyetçisin. Senin bizden ne farkın var dedi. Benim sizden temel farkım şu. Lider, teşkilat, doktrin diyorsunuz. Ben bunu söyleyemem. Yani lider ne derse kayıtsız sersiz doğrudur diyemem. Milli görüşçülerle konuştuk. Milli görüşçülerin birçok şeyini benimsiyorum ben. Yani evet milli sanayi diyor, ağır sanayi hamlesi diyor. Ne farkımız var? Onlar ümmetçi, ben ulus devletçiyim. Evet. Temel farklarımız bunlar. Bizim parti içerisinde farklı fraksiyonlar hep olmuş. Birbirleriyle siyasal olarak çatışmışlar ama kongrelerde, kurultaylarla. Ama üzerine çok gelen tepki vesaire hani Canan böyle bir ortamda Hanım'ın, bunu söylemek. Yani Canan Hanım'ın gibi kırılgan bir pozisyonda ve bakın, sizin Canan partinin Hanım'ın, bir üyesi böyle Canan bir durumda. Hanım'ın başına bir şey gelirse, gerçek bir hapis cezası alırsa en çok üzülecek olan aranızda benim. Ama Canan Hanım'la birçok konuda fikir ayrılığına... Kişisel olarak ayrıyızdır. Peki Sayın Başkan... Fikir ayrılığına düşüyoruz Başkan, dememin nesi yanlış onu bir anlayamadım. Bir sorun daha var. Sonra Kemal Öztürk bize bir açıklama yollamış. Onu okuyacağım. Yarın eğer disiplin soruşturmasının sonucunda örnek, mesela olasılık
İhraç çıkarsa? Yani özellikle bu söylediklerimden sonra her şeye hazırlıklıyım. İhraç yani çıkarsa hazırlıklı. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki bağım kopmuş olacak. Bağımsız olarak ve Cumhuriyet Muharrem Halk Partisi olarak... Muharrem İnce ile yola devam edeceğini söyleniyor. Hayır. Edelim. Bakın Sayın İnce ile biz geçmişte yol çok yürüdük. Yakınınız. Çok yakınız. Çok. Abi kardeş kadar yakınız, sırdaşız. Yakınsınız hala. Hala görüşüyoruz tabii ki. Çok sevdiğim bir insan ama siyasal olarak yollarımız ayrıldı. Bir ara böyle bir şey... Yani partiye geçmeyi düşünmez misin? Hayır efendim, hayır. Hiçbir Zafer partiye... Partisi'ne geçmeyi düşünmez. Hayır efendim, Zafer Partisi'ne niye geçeyim? Yani çizgi olarak yani, bazı yollarda hayır bakın ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni ihraç ederse... Cumhuriyet Halk Partisi'yle hukuksal bağım kopar sadece. Gönül bağım kopmaz. Ben bu partinin öz evladıyım. Hani sonradan bu partiye bu katılmış olanlardan değilim. Bu partinin üvey evladı olarak mı görüyorsunuz birilerini? Ben öz evladı olarak görüyorum. Üvey evlat konusunda siz söylediniz. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Öz evlat deyince akla bir de üvey evlat geliyor. Canım, öz evladıyım derken partinin gençlik kollarından gelmiş biri olduğumu, aldığım görevleri söyledim. Şu partide seçilme şeyi ne biliyor musunuz? Bir kadın kolları genel başkanlığına seçilmedim. Bir de genel başkanlığına. Hayır, diğer görevler atamam. Bu kadar eski CHP'lisiniz. Diyorsunuz ki CHP ben... partim benimle ilgili ne karar verirse versin ruhen CHP'liyim. Evet ben Atatürk'ün CHP'sinin CHP'lisiyim. Sizce Deniz Baykal'ın CHP'si mi sizin gönlünüzdeki CHP'dir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi? İkisi de %100 değil. Sayın Baykal'la ideolojik olarak daha büyük yakınlığımız vardı. Sayın Kılıçdaroğlu ile farklılaşan görüşlerimiz var. Evet. Ama mesela Sayın Baykal'ı ben niye eleştirirdim? Yani laikliği bir başörtüsüne indirmesi mesela birinci mesele. Değildi olay o. Yoksa Sayın Baykal benim hayatta tanıdığım en büyük entelektüellerden bir tanesiydi. Peki ama geçenlerde... Sayın Kılıçdaroğlu mesela çok düzgün, çok dürüst bir insan. Sizce Cumhurbaşkanı bence, adayı olacak mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bilemiyorum. Nasıl bakarsınız? Olmayı düşünürse nasıl bakarsınız? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki söylemlerine bakıyorum. Siyasi parti genel başkanları aday olmamalı şeklinde. Bana aday olmayacak gibi geliyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu... Şu anda bir oyu kim fazla alırsa onun arkasında duracağını da biliyorum. Yani canı isteyebilir ama daha çok oy alacak birinin olduğunu görürse ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuk heveslisi olduğunu düşünmüyorum. Onu da aday gösterebilir. Nitekim evet. Rakibi Muharrem İnce'nin daha çok oy alacağını gördüğü için 2018'de aday göstermekten çekinmedi. Bizim HT Habertürk.com yazarı, bizim köşedaşımız, köşe komşumuz arkadaşımız. Kemal Öztürk arkadaşımız. Evet, dün Bolu'ya gelip bana uğramıyor. Bugün yazdı, evet. Ama biz de dedik yani Kemal gerçekten çok çalışkandır. Böyle yerinde tespitler evet. Yapan. Bağlanabilirdi ama gerek yok demiş ve bana bir açıklama yollamış. Bunu yani tabii, bir not onu okumak istiyorum. Muhatap almak istememiş olabilir. Yok estağfurullah yani. Ondan değil ya zaten çok böyle kalabalığız. Biz telefonla zaten bulunduk. Bakın şey, diyor ki Taci Özcan'ın belediye başkanı seçilmesinden sonra ilk talimat yazısı 8 Nisan 2019 tarihinde yazılmıştır. Evet. Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yazdığı talimat da Bolu'da bulunan yabancılara aynı ve nakdi yardımların kesilmesi talimatını verdi. O tarihten sonra kademeli olarak belediyenin yaptığı yardımlar kesildi. Şehir merkezinde bulunan aşeri önce pandemi nedeniyle kapandı, sonra alan düzenlemesi nedeniyle yıkıldı. Yerine biraz daha şehir dışına bir mutfak yapıldı. Buradan kayıtlı muhtaç kişilere yemek pişirilip gönderiliyor. Sayın Özcan bu mutfaktan yabancılara yemek veriyoruz diyorsa... Veriyoruz. Bolu'ya tekrar gelip o yabancılara dağıtılan yemeği görüntülemek isterim. Tamam. Bu veriyoruz. Talimat yazısını koymuş sizin talimat yazısını. Bir tanesini eksik bırakmış. Aşevi oradaki bu göçmenlere bana eskiden aşevinden yemek yiyorduk şimdi yiyemiyoruz dedi o göçmenler. Bunun tersini başkan ispatlarsa da seve seve köşemde yazarım diyor. Tamam. Aşevinden ispatlayacak mısınız? Hayır efendim aşevinden yemek verilmiyor diye bir şey yok. Aşevinden önceden günde 700 tamam, kişiye yemek veriliyordu. Şu anda... aç evinden evlere 1500 tane eve yemek gidiyor düzenli yani, olarak. Herkese yani herkese de. Yeni tabii. İsteyen herkese. Yeni aç evi binamız da yapılıyor. İhalesi yapıldı. Çünkü eski bina çökme evet. Üzere olan bir binaydı. Bunu Bolu'da sorarsanız herkes bilir. O zaman Kemal duydu herhalde. Dolayısıyla kendisine özelde de telefonunu verirseniz ben kendisine özelde de açıklarım bunları. Evet. Biz bakın prensip olarak... Bu mesele Bolu'nun meselesi değil diyorum. Türkiye'nin tartışması gereken bir mesele. Benim attığım adımlar ve söylediğim şeylere siz katılmıyor olabilirsiniz. Ama benim maksadım ne demiştim bunları söylerken? Türkiye'de bu konunun konuşulması.
Bu ülkenin en büyük beka sorunu bu konuda adım atılmalı. Bir devlet aklı oluşturulmalı. Benim söylediğim başından beri buydu. İktidar bu sorunun sebebi. Tamam. Evet. Ama ortada bir sorun var. Artık muhalefetin de çözüm önerisi bulması lazım. Muhalefet de bu konuda eksik. Çözüm önerisi yok. Somut bir çözüm önerisi yok diyen de benim. Tek taraflı eleştirmiyorum ki. Evet. Yani benim çözüm önerilerim... Ama su da çok temel bir ihtiyaç ya. Su olarak hani ortaya çıktığında bir nikah çok böyle... Bakın ben yani nikah şunu, çok ekstrem. Şunu hani herhalde çok arada izah etmiştim. Ama su sohbette, temel bir ihtiyaç. Yani. Ya başka şehirde biz aynı bakın, mesele, başka. Mesele o değil. Bolu'da herkes bilir ki Bolu'da yaşayan. Bolu'da dijital saatler çok yaygın. Bir ara %90'dı oranı. Evet. Yani abonenin kim olduğu önemli değil. Karta gidiyorsunuz, su yüklüyorsunuz. Evet. Mesele o değil. Yüklerken de kim olduğunu sorulmuyor. Bu mesele su üzerinden tartışılmasaydı Türkiye'de bu kadar ses getirmezdi. Siz bunu mahsus mu? Elbette ben siyasetçiyim. Yani tartışılması gereken bir konu, yani gündeme getirmek istediğim bir konunun Türkiye'de nasıl gündeme geleceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye ulaştım. Tanju Bey, Adalet artık... Bakanı Sayın Abdülhamit Gül şöyle bir şey dedi. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kim ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar asla başarılı olamayacaklar. Evet, Sayın Bakan bunu söylemiş. Evet. Ben üzerime alınmadım. Şimdi? Sayın Bakan'ın bana söylediğine dair bir şey var mı? Size direkt söylemiş. Yani bu sizi kastetti. Size yani Sayın Bakan beni yakından tanır zaten. İfadesi şu, başlangıcı CHP belediyelerinin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Ben bunu üzerime alınmadım ki, ben kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Öyle mi? Onu demek ki eksik bu topraklara kim ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar bakın, asla başarılı olamayacak. Kemal Bey'e şunu da söyleyeyim. O yardımların kesilmesiyle ilgili 25.06.2021 tarihinde hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve itiraz edildiği halde mahkeme tarafından da bunun kesinleştiğini hatırlatmak istiyorum. Kemal herhalde şey yapıyordur yani. Hatırlatmak istiyorum ama kendisine yarın o detaylı bilgileri de diyor ki yabancılara yemek veriyormuş şu anda. Ben tam ya anlamıyorum. İsteyen herkese veriyoruz diyorum. Veriyorsa benim ihtiyacım neden var aynı nakdi yardımı kesin yazısı yazdı? Peki size anladım. Bir şey daha anlatayım mı? Türkiye'de tek sosyal yardım haritası oluşturan belediye biziz, biliyor musunuz? Yani kim nereden yardım alıyor? Gizli tutuyoruz tabii bunu. Mahalleli muhtarı ve imamları. Yani veriyoruz tabii, isteyen herkese sordum veriyoruz. Sordum Kemal yani. İsteyen herkese veriyoruz. Yani biz zengin misin, fakir misin diye de sormuyoruz. Aç evinden yemeğe ihtiyacım var diyen, ki Covid sürecinde evinden çıkamayan insanlar da var. Hali vakti yerinde yemek yapamıyoruz diyor, alışveriş yapamıyoruz. Kimseye sormuyoruz. Peki Tanju Bey, yemeği kimseye veriyorsunuz sormuyor. Da suyu niye çok görüyorsunuz bu insanlara? Bakın, bakın ya mesele yani insanlara... Yani evlenmeyi niye çok görüyorsunuz? Ya mesele insanlara açlıktan öldürmek falan değil. Bir insan öldüğünde en çok ben üzülüyorum. Ben çok insancıl biriyim ama Türkiye'nin bekasını düşünerek gitmeleri gerektiğini söylüyorum. Ya mesele Bolu ile ilgili değil diyorum ben size. Ölümü göstereyim. 189 tane. 189 tane yabancı uyruklu su abonem var. Dediniz ya, bakın, bilerek yapıyorum. Bakın, sudan bilerek karınca başladım gibi benim, dediniz ya. Karınca gibi. Ölümü benim, gösterip sıtmaya razı etme taktiği mi uyguluyorsunuz? Hayır efendim, onu uygulamıyorum. Benim tavrım karınca gibi. Hani ağzına suyu almış, büyük bir yangına doğru gidiyor ya. En azından tarafımı belli ama ediyorum. Ama o Kabe'ye diye gidiyor o karınca yani. Biz de ülkenin bekası ile ilgili adımlar atılsın diye. Korunmasız durumdaki sığınmacıları dezavantaj bakın, duruma bakın ya bir şey söyleyeceğim, yapmayın. Özür diliyorum. Bakın hep suistimal ediliyor. Aylan bebek öldü mü? Öldü. Çok kötü bir şekilde. O görüntüler hepimizi üzdü mü? Üzdü. Peki Aylan bebeğin ölmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne sorumluluğu vardı? Orada yoktu ama Adana'da çocuklarıma bakamıyorum diye kendini asan hanımefendiyi hatırlıyor musunuz intihar eden? Çocuklarıma yapacak yemek bulamıyorum diye. Öyle. Türkiye'de 6.6 milyon sosyal yardıma ihtiyacı olan aile oldu. İkiye katlandı diyorum. Battık. Bunun birinci sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İkinci sebebi de maalesef ama sığınmacılar. Hayır, bizim artık sığınmacılarla paylaşacak ekmeğimiz kalmadı. Tanju çocuklarımız Bey, işsiz. Sosyal yardım almıyor sığınmacılar. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Sığınmacılar sosyal yardım almaz mı? Avrupa Birliği'nden gelen fonları alıyorlar. Nereden yani, biliyorsunuz? Açın, o zaman, bakın, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı sorun, 40 milyar dolar nereye harcadı diye sormaz mı? Bugün ne kadar? Çok açın bakın. Bütün kaynakları araştırın. Bakın, size ne kadar 40 milyar dolar kamplara. Bize hiç destek falan gelmiyor. Bakın, hiç sosyal yardım, tekrar söylüyorum. Gelmiyor. Suriyelilere sosyal yardım Türkiye Devleti'nin kasasından çıkmıyor. Nagihan Avrupa Hanım, Birliği o zaman fon Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu sormanız gerekmiyor mu? 40 milyar harcadık. Elbette ki o para harcadık. Ama sosyal yardım almıyorlar. Bakın.
bakın 155 lira bakın sosyal efendim, yardım gidiyor. Belli şartları bakın, dolduranlara. Bakın efendim, Avrupa öyle değil Birliği'nden maalesef. Gelen fonlar. O zaman siz Sayın Cumhurbaşkanı'na doğru söylemem, doğru söylememekle itham ediyorsunuz. Hayır, Cumhurbaşkanı ülkenin Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? 40 milyar dolar nereye harcadı? Yanlış dolar bakın, değil, 40 milyar o dolar. Dolar dedi. Bakın 40 milyar. Defalarca söyledi. İyi de ben diyorum ki sosyal, lütfen karıştırmayın. Sosyal yardım vermiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyelilere sosyal yardım vermiyor. 40 milyar dolar nereye gitti bakın, söyleyeyim. Sığınmacılar, geçici sığınmacı olanlar var. Bunlara Birleşmiş Milletler destek veriyor. Ama gel 40 milyar dolar sözü benden çıkmadı. Sen Cumhurbaşkanı'nın sözü. Ya ben 40 milyar dolar ilgili nereye bir şey söylemiyorum ki. Sosyal yardım peki, bugün Avrupa Birliği fonlarından veriliyor. Kamplara doları, gitti. Sağlık yardımı, 40 milyar sağlık. Doları biz nereye harcadık bakın, o zaman? Bakın 2011-2016 arası Türkiye veriyordu sosyal yardım. 2016'dan milyar dolar sonra... diyor. O zamanki rakamlar daha farklıydı. Şimdi 40 ya, milyar tamam dolar da, diyor. Yani 40 milyar dolar niye bu kadar yani önemli? Yani şöyle bir şey var. Bakın, biz Ebru Hanım ben yanlış mı biliyorum? 40 milyar dolar harcadı, 40 da harcadı. 40 milyar dolar harcandı. Evet. Kamplara harcandı. Sağlık harcamaları harcandı. Nerelere harcandı? Bir de Avrupa Birliği'nden gelenler. Bir dakika. Bugün o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu bir açık. Tanju Bey, özellikle Birleşmiş kakofonik hale getiriyorsunuz. Birleşmiş bakın, bir dakika. Milletlerden ve Avrupa Birliği'nden sığınmacıların ülkemize kalması için ne kadar para alındı? Bütün bunları sorabilirsiniz. Ben başka size ne olur tek bir dakika, tek. Teker teker konuşayım. Size bir şey sormak istiyorum. Var, cevap alamıyorlar Bey, ki. Bir dakika. Ben bir şey sormak istiyorum. Cevap verin. Şimdi genel olarak doğru bilinen yanlışlar var bu konuda. Bunlardan biri de Suriyeliler sosyal yardım alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkler almıyor, Suriyeliler alıyor. Böyle bir şey yok. Bakın belli kriterleri. Bir şey yok, derken, yok hayır, sosyal da. Yardım. Söylemiyorum. Açın bunu, bakın. Öyle bir şey yani yok resmi belgelere ya. Bakın. Avrupa 6458 demin 4458 demiştim. Bengüsü Hanım uyardı. Yeterli değil. Tamam Nagihan, 6458 sayılı yazıda nasıl yardım verildiği anlatılıyor. Ama bırak bir konuşsun var. Ya. Tamam da soru soramadım 2016 ki. Yılında. Sor o zaman. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Bakın bir yazı okuyacağım. Suriyelilere sosyal yardım fonu veriliyor. Türklere verilmiyor mu? Bunu mu iddia ediyorsun? Tamam. Türklere yeterince verilemiyor diyor. Elbette yeterince verilemiyor. Gönül ister ki bütün hiç kimse aç kalmasın. Bakın Bolu valimizin açıklamalarını okudunuz mu? Yardımlar Avrupa Birliği'nden. O da cevap versin Bolu valimizin açıklamalarını yani... okudunuz mu? Fatih Belediye Başkanı ne dedi? Yabancılara ev kiralanmasını yasaklıyorum dedi. Bir tane soruşturma var mı? Bakın Bolu valimiz basında ne açıklamış? Fatih Belediye Park, bahçe, şey meydan gibi mi? Kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda dikkat edilerek birlik beraberlik bozucu şeyler söylenmemesi. Onu geçiyorum. Saat 21'den sonra zorunlu haller dışında dışarı çıkılmamalı. Herhangi bir şekilde kimseyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaması. Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi. Devam ediyorum. Bir dakika. Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuları rahatsız edilmesi. Bunlar da Sayın Vali'nin açıklamaları. Bunlar da çok yanlış. Çok ayrımcı açıklamalar. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayrımcı derken benim hakkımda ya bakın, parti kınıyor, o kınıyor, bu kınıyor. Şey benim hakkında soruşturma açılıyor. Fatih'teki belediye başkanı hakkında Fatih şey yapıldı mı? Fatih belediye başkanı ile ilgili en sert yazıları ben yazdım. Tamam, soruşturma açıldı mı? Fatih belediye başkanı beni Tanju Özcan'a benzetmeyi asla kabul etmiyorum. Ben de yazdım. Ya zaten turizm, Fatih belediye başkanı turizm, benzemeyi asla arzu etme. Esnaflar ve öğrenci hariç tutuldu. Yani o ikamet şeyinde. Benimkinde de turistler hariç tutuldu zaten. Türkiye'de çalışmak için bulunan yabancılar hariç 6458 sayılı yasa kapsamında üstelik Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler koruması altında olmayanlar dedi. Kapsam zaten daraltıldı. Ya meseleyi tekrar özetleyelim. Mesele Bolu meselesi değil. Mesele Bolu'daki 189 tane yabancı uyruklu su abonesine yüksek miktarda su vermek değil. Burada bir dikkat çekmek. Ya açık açık diyor PR yaptım diyor yani olayı. PR yaptım demiyorum. Konuyu dikkate. Konuyu kamuoyunun dikkatine sundum. O zamandan sonra işte Nagihan Alçı hanımefendinin yazdığı yazı gibi genel bunları oluyor. Vatandaş yapalım tartışması ortadan kalktı. Herkes göndereceğiz demeye başladı. Yani en azından bu bir adımdır. Böyle bir bu tartışma bir yoktu. Fatih Tanju Bey zaten böyle bir tartışma yoktu. Çok küçük bir oran demografik yapıyı bozuyor. Tanju Bey, ve nakdi yardım kesilsin diye yazılı bir talimat verdiniz mi vermediniz? Verdim. Bundan dolayı da koşturmaya yer olmadığına dair karar aldım. Buyurun. Soruyu verdim. Elimde tarih numarasını da verebilirim.
Arkasından dedim ki... O zaman nasıl bu kişilerin evlerine bakın, yemek zaman, götürdüğünüzü zaman, inandırıcı bulacağız? O zaman yani, bir dakika, o yazının bir devamı da var. Ya. O yazının bir devamı da var. Aş evi bu kapsam dışındadır. Tereddüt ama olmasın aş diye. Aş evi yıkılmak üzereyim. Aş, şu an aş hayır, evi yok. Efendim aş evi daha yeni evlere yıkılıyor. Evlere gönderiyoruz diyorsunuz. İsteyen bakın, herkese evlere diyorsunuz. Bakın Covid döneminde aş ben evini kapattık diyorum. Ben de diyorum ki böyle bir talimat verdiğinize göre bakın, ve bunu kabul ettiğinize göre savcılık, siz hukukçusunuz. Her iki yazında orada. Evlerine isteseler bile aynı inakti ya da yiyecek yardımı gönderdiğinizin yiyecek... biz nasıl inandırıcı bulabiliriz? E kayıtları var biz, resmi kurumuz. Ha, bir liste her yayınlayabilir türlü, misiniz her bununla ilgili? Niye yayınlayalım? Sosyal neden yardım alanların listesini ben niye yayınlayayım? Ama bu konuda bir o zaman ne olur? Hakkınızda. O zaman ne olur? Yardım alanları ifşa etmiş olursunuz. Belki biz sadece peygamberin inancından hayır, geliyoruz. Yani sağ sizin, elin verdiğini sol el görmeyecek. Ne demek yani sosyal yardım, yardım alanları yardımı sosyal yardım alanları bir algı var. Bakın aynı yardım siz, yapmıyoruz. Sadece sizi nakli yardım da yapmıyoruz. Bütün CHP'li belediyeler. Lütfen tek tek konuşalım. Bakın, bütün CHP'li belediyeler. Aş evinden yardım alan, yardım isteyen herkese diyorum başkan, yardım ediyoruz bakın, diyor. Bakın ben aralıklı söz alıyorum. Nihal konuştu sonra siz cevaplayın. Rica ediyorum. Bakın Adalet hep Nagihan Hanım sizin hakkınızı yediği için benden biliyorsunuz. Söyleminde mesela CHP'li belediyeler diye bir genelleme yapılmış. Bundan rahatsız olacağınızı tahmin ediyorum. Ve yardım da yapıyoruz. Evlerine isteyenlerin gönderiyoruz diyorsunuz. Adalet Bakanı'nın mesajını tehdit olarak mı algılamadın? Aynı ve nakdi yardımlar kesilsin talimatı verdiğinizde kabul evet, ediyorsunuz. Savcılıktan bu durumda bir takipçilik kararı verildiğini ortaya çıkıyor. Buyurun bakın. Niye listeyi buyurun bakın. Yayınlamayız diyorsunuz mesela? Buyurun bakın. Listeyi yayınlayın. Ya listeyi yayınlamak buyur, bütün yardım alanları bol da ifşa etmek hayır, anlamına gelmez mi? Vicdanınız kaldırır mı? Tek tek. Nihal'cim toparlar bir şey olabilirsiniz. Konuşturmayı yapılmadığına dair karar. Mültecilerden. Hayır en azından sayıyı açıklasanız. Açıklarım. Yani şu sayı açıklarım. Sayı şu açıklarım. Sayı açıklarım. Yani açıklatmıyorum ben bu insanları. Elbette bakın ihtiyacım var. Daha ikna edici kimseyi bir geri kanıt çevirmiyoruz olur. Diyorum. Bakın gıda kolisi benden şu anda isteyen kimse kalmadı. Çünkü isteyen herkese veriyoruz. Sosyal yardım anlamında Türkiye'de bütçesine göre en büyük sosyal yardımı yapan biziz. Hatta belediye şirketine sosyal yardım yapabilir diye tüzüğüne madde koyan, ana sözleşmesine madde koyan tek belediye de biziz. Benim derdim su parasından gelir beklentisi falan değil. Anladım bir konuyu, bir konuyu. Hayır, meseleyi. Hayır, meseleyi ülkenin gündemine taşımak diye. İstedim. Taşıdım mı taşıdım. Nikah işi de öyle galiba. Elbette öyle. Şimdi iki tane yabancı gelip akli dengeleri yerindeyse muhtemelen gelip Bolu'da nikah başvurusu yapmaz. Geçen Barış arkadaş benim milletvekilinin arkadaşım diyor ki televizyonda hani iki yabancıdan bir şey taraflardan biri yabancı olursa örneğini veriyor. Öyle bir şey yoktu zaten de. Mesela diyor Alman vatandaşı diyor çifte vatandaş diyor Alman pasaportuyla başvuruyorsa 100 bin lira mı ödeyecek diyor. Ya Barış dedim telefon ettim yani onun Türk pasaportu varsa bırak affedersin o gerizekalı 100 bin lirayı ödesin takıldım, zaten dedim. Yani. Tanju Bey. Nasıl? Yabancılara... Yani Alman pasaportu varmış, çifte vatandaşmış. Alman pasaportuyla Bolu nikah dairesine başvurursa... bırak dedim Türk o zaten yani Türk kimliği Türk kimliği başkan, varken öyle başvuruyorsa konumu bırak o ödesin dedim Bey. Artık. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yıllardır Alanya'da tekrarlarsa olacak olan evet. Mesele bakın, biraz nikah kıymı yetkisi müftülerde var mı hanımefendi? Efendim? Müftülerde var mı nikah kıymı yetkisi? Yani dini nikahla yetinsinler. Hayır dini nikah değil resmi nikah kıymı yetkileri var. Bu bir bardak suda fırtınalar kopartıldı ya. Hayır müftülerin. Müftülerin de getireceksiniz müftülerin ve nüfus müdürlükleri köy muhtarlarının, gemi kaptanlarının nikah kıyma yetkisi var. Onlardan para istemiyor onlardan musunuz? Onlardan istenmeyecek mi? Bolu'yu sınırların içerisinde. Hiç yok. Canım müftülük bana mı bağlı? Ben nasıl isteyebilirim? Öyle bir şey olabilir mi? Ya, köy muhtarı bana mı bağlı? Bu konuyu uzatmıyorum ama ben bir ya bakın da... bu diyorum bu konu tartışılsın diye başkan. Ortaya atılmış. Ben buradan 100 bin liralık gelir beklemiyorum. Yani gelip iki tane yabancı Bolu'da evlenmez mi? Enayi değillerdir herhalde. Yani değiller ama şu var. Ama şuna da takıldım ben. Yani oradaki mesaj neydi? Bolu'da şey evlenip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Geçici sığınmacılar mesajı ama bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Net. Taşınamıyorlar ki Bolu'dan. Çünkü kayıt altına Bolu'da alınmışlar. Herhalde hiçbir akıllım evet. Sığınmacı. Çok önemli bir büyük şey, belediye başkanı böyle düşünen
bir ilde yaşamak istemez. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ama ayrılamazlar çünkü. Ama siz idare olarak göç idaresi veya işte kayıda alındıkları iki yer tane, Bolu. İki tane. Başka bir yere taşınamıyorlar. Hayır, başka Tanju bir yerde nikah işlemi yapabilirler. Bakın Bolu'da müftülük var diyorum. Buyursunlar orada ücretsiz yaptırsınlar su, diyorum. Su için fazla istiyorsunuz. İşte diyor övünüyorsunuz annenin attığı yardımları kestim. O zaman bu konuda beni eleştiren başta Düzce Belediyesi var yanımızda. Buyursunlar su bizde ücretsiz desinler. Tamam da. Tamam. Demiyorlar. Kayıt altına alındıkları yani yer Bolu. Yani hanımefendi, şanssızlar. Ne yapsınlar? Bolu'yu bulmuşlar. Yani Bolu da az sayıda da olsa geçici savunma. Yani onların şanssızlığı ben yani bir abluk altına nasıl değiştirebilirler? Yani hangi ile kayıtlıysa. İyi ki siz zihniyetinizdeki insanlar çok hakim değil. Tanju Bey hangi ile kayıtlıysa 26 milyon sığınmacımız olur bizim. Şimdi devlet diyor ki hangi ile kayıtlıysa yani ortak nokta bulmanız çok zor. Siz ne kadar yardım yapıyorsunuz? Kime? İnsanlara. Biz sosyal yardım bütçesi en yüksek olan nüfusuna göre belediyelerden bir tanesiyiz. Ne kadar yapıyorsunuz? Var mı? Rakam olarak söyleyemem ama herhalde Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bütçesi bu sene kabul edilen 25 milyon lira civarında. Toplam bütçemiz içerisinde de ciddi bir paya sahip. Bütçeyi toparladık diyorsunuz da bu kur artışları vesaire kaynak konusunda sıkıntılarınız hiçbir var mı? Hiçbir sıkıntımız turizm yok. Turizm gelirinde ciddi bir artış mı var? Ne hayır hayır turizm gelirinde değil. Kayıp kaçakları buluyoruz. Çok zor değil. Bakın dört işlemi bildiğiniz sürece ve israfın haram olduğuna inandığınız sürece inanın kamunun kaynakları fazlasıyla yetiyor. Hayır, bir mesaj... Bana birisi şu %55'lik büyümeyi açıklasın. Var mı Türkiye'de başka gelir olarak %55 büyüyen? Suya indirim yaparak. 2,5 lira diye konuşuyoruz diyorsun. Ya. Türkiye'nin en ucuz 6. iliyiz suda. Tanju en Bey, ucuz. Emlak vergisine zam yapmadan böyle bir gelir elde eden başka belediye var Tanju mı? Tanju Bey bakın bu attığımız adımlar. Bunları siz bile, anlatıyorum. Bakın, korkuyorum. Vallahi evet. Yarın Merkez Bankası olarak gece kararnameyle atanırım diye bakın, korkuyorum. Bakın söyledikleriniz önemli. Şunu da hatırlatalım. Yani siz kabul Bolu'da. Kabul etmem hakkım var mı? Evet. Tanju Bey siz Bolu'da hakikaten hatırı sayılır bir oy da aldınız. Birçok da böyle faaliyetiniz var, icraatınız var. Ama sizin bu ayrımcı uygulamalarınız nedeniyle bunlar konuşulamıyor. Yani mesela ben şunu merak ediyorum. Yıllardır Alanya'da, Antalya'da, Marmaris'te Almanlar, evet. Marmaris'te İngilizler ev alırlar. Hatta Alanya'da Türklerden çok Almanların mülk edindiği yıllardır konuşulur. Hiç orada böyle bir rahatsızlık duymadık. İşte yabancıların sayısı çok geçti. Var. Onlara mülk satmayalım. Onlara evlenme tarifesi. Var. O konuda da var. Bilmiyorsunuz. Bu minvalde Türkiye var, gündemine var. Gelen. Bakın Nagihan Hanım var. Devlet ayrımcılık yapıyor mu yerli yabancı arasında? Bu minvalde yok. Köy kanununa bakın. Köy kanununa yani bakın köy Arap kanununa, sevici diyorsunuz bakın, mesela. Köy kanununa ben hiç bakın. Alman sevici yabancılar, görmedim. Yabancılar, yabancı uyruk kimseler köy sınırından yer edilemez. Mal alamaz. Bu bir. Şey çok... Bakın ikincisi illerde de belli bir oran var. Yabancıların konut edinebilmesi, gayrimenkul edinebilmesiyle. Zaten oran binde dolar, kaçtı? 200 bin dolar veren bin dolar. Binde kaçtı bilmiyorum ama belli bir oran var. O oranın üzerine çıkamıyorsunuz. Canınızın istediği gibi Didem'in yarısını ben alayım. Yok böyle bir şey. Tamam ya, ama yani alamazsınız. Zaten Bolu'da da böyle alamazsınız. Bir tehlikeden bahsetmiyorsunuz. Alamazsınız. Ayrımcılık diyorsunuz peki ya. Peki engeller olmalı. Peki o zaman niye devlete şunu demiyorsunuz? Hayır Nagihan'ın sorduğu soru çok basit ama. Hayır köy. Yani hiçbir şekilde. Bakın köyden niye yer alamazsın? Peki var, Turizm Bakanlığı'na niye sormuyorsunuz? İngilizler yabancıya 600 lirada. Ev alınca harika oluyor. Hatta ne güzel bir yer. Almanlar beğeniyor. Almanlar ev alınca yeni güzel yatırım yapıyor. Oluyor. Irak'la ev alınca kötü oluyor. Neden Irak'la ev alınca kötü falan olmuyor. Dediniz de %70'i aslında Iraklı. %70'i Iraklı dedim. %70'i Bolu'dan ev alıyor demedim. Irak'ta savaş mı var dedim. Niye geri dönmüyorlar? Bayramda gidiyorlar, niye geri geliyorlar? Parasını getiriyorsa Türkiye ekonomisine bir katkı geliyor. Değil midir? Yani siz geççi sığınmacıların, getirdiği... Iraklıların parası yok mu, size mi ihtiyaçları var? Iraklılar geçici savunmasıdır. Bolu da sosyal hizmetlerden ve sosyal değerlendirmeden de ekstra para alıyorlar. Iraklıların parası var, ev alıyorlar. Onlar hani yatırım ediyorlar gibi söyleniyor ya. Ben söylemedim onu. Bolu'daki Iraklılar böyle mi diyor? Bakın Bolu'dakilerin %70'i Iraklı dedim. Irak'ta savaş mı var? Hayır, geçici savunma koruma statüsünde. Evet. Dilenen bir tane Iraklı bulamazsınız tamam, Bolu'da. Ya benim derdim Bolu değil diyorum size. Sadece Bolu değil. Benim derdim Türkiye diyorum. Tanju Bey. Türkiye'nin durumu ne olacak diyorum.
Bizim çocuklarımızın geleceği ne olacak diyorum. Şimdi biz size temel bir soru soruyoruz. Dediniz ki siz de bana diyorsunuz ki sanayide ucuz iş gücü. Bakın yani düzensiz... sanayide 2000 liraya çalıştır sigortasını yapma. O da fazla insan hakları. İnsan hakları savunucusuna gelenin buna niye? Düzensiz göçe karşıyız, plansız göçe karşıyız. Lütfen. Sizin bahsettiğiniz bu 60 değil ki. Tane siz kategorik olarak ayrımcılık yapıyorsunuz bu insanlara karşı. Şimdi bir not ben geldi. Ayrımcılık falan bizim yapmıyorum. Bilirseniz bir not. Bu aşevenin kapatılı. Ben çok hani konuya vakıf değilim ama bir arkadaşımız bir not atmış. Aş evi Covid'de tüm restoranlar kapanmıştı. Evet. Aş evi de o sebepten kapandı. Söyledim onu demin. Ben duymadım. Söyledim pardon. Zaten. Aş evini durup dururken niye kapatalım? Covid sebebiyle kapandı. Şu an açık. Şu an mutfağı açık, evlere servis yapıyor. Yani tamam. Yeni bina için de yeni binası için de ihaleye çıktık. Hızlı bir şekilde yapacağız dedim. Yani o mutfaktan İsteyen hiç ayrım herkese, yapılmadan bunu ispat edebilir misiniz? İsteyen herkese sayıların ne kadar... Bu çok önemli bir şey yani. Tabii ki. Sizin Suriyeliler meselesi ya da ya, Suriyeliler geçici sığınmacılarla ilgili mevzuya... Bakın yani geçici sığınmacı olsun, zengin olsun, Covid sebebiyle evimden çıkamıyorum diyen olsun, kim olursa olsun. Evet. Biz onun ekonomik olarak o yiyecek yardımına ihtiyacı olup olmadığını sorgulamaksın yiyecek yardımını yapıyoruz. Evet. Ama peki. Aynı yardım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Nakdi yardım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Başkan, bize de aynı ve nakdi yardım lazım. Reklama gidiyoruz. Reklama. reklamdan sonra da... Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sizinle hep böyle bir kulda gönderilme fobiler ama siz çok haklısınız. Ama haksız mıyım? Yani. Devam haksız mıyım? Hani biz hayır. Burada olduğumuz müddetçe size bu... Muhalif bir ses çıkınca Sayın Erdoğan canlı yayına giriyordu. Hep beraber bir reklama girelim. Bugün iki gün önceki programa girdi. Bir canlı yayın değil canım. İki gün önce... Başkan izin verirsen... Yani canlı yayınları anladık, onu geçtik. Bize de nakdi şey lazım. Vallahi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı böyle yapacaksa... Sonra beraberiz. Zaten sizin derdiniz o, ben biliyorum, onu konuşacağız. Reklama neyi gidiyoruz. Konuşacağız? Aday mısın değil mi? Evet. Değerli izleyenler, HT Masa en herhalde hararetli programlarından birini yaşıyor. Devam ediyoruz. Ben demin biraz sesimi yükseltmişim. Herkesten özür diliyorum. Evet, ben de dedim ne yapıyorsun? İstem dışım. Tamam, sadece ben kırıldım biraz ama olsun. Ama sizden dilemiyor Tanju. Benden diledi zaten. Hayır, sizin de bilgisi yok durumu. Ben genel olarak yani... Özrünü kabul ediyorum diyecektim ama... Ben sesimi yükselttiğim için bütün herkesten özür dilerim. Şaka yaptım. Direkt Tanju Bey önemli değil diyor da. O yüzden söyledim. Evet. Bitti mi? Özür dilebiliriz filan. Şimdi ben başka bir şeye geleceğim. Sizin yani etrafınızda, yakın çevrenizde sizi böyle Cumhurbaşkanlığı adaylığına falan yakıştıranlar varmış. Böyle bir şey var mı sizin? Yani siyasi hedefiniz? Ya benim siyasi hedefim... Gerçekten böyle bir şey düşünüyor musun? Yok, şu anda bir siyasi hedefim yok. Ben bu ülkeye 4 kez milletvekili olarak seçilmişim. 145 yıllık bir belediyeye hem milletvekilliği hem belediye başkanlığı yapan tek kişiyim. Muhtemelen de son kişi olacağım. Yani Cumhuriyet'in eski bir belediyeyi yönetiyorum. Millet İttifakı bileşenlere oturup karar verecek. Bu isim Tanju olsun derse hayır demem. Bu ülkeyi mevcut öyle Cumhurbaşkanı'ndan mi? Çok daha iyi yöneteceğime eminim. Ama başka bir arkadaşımız olsun denirse memnuniyetle gider oyumu veririm. İnşallah da Ekmelettin Bey gibi falan birini belirlemezler. Nasıl biri benim, olmalı sizce? Bütün ülkeyi kucaklıyor. Tüm belediye başkanlarının adayı ismi geçiyor da. Bütün ülkeyi kucaklayan. Bütün ülkeyi kucaklayan. Geçici koruma statüsündekileri hariç. Vatandaşları kucaklayan, dedi. Bu ülkedeki bütün etnik unsurları kucaklayan, bu ülkenin asli unsurlarını kucaklayan. Yani sayın genel başkanımız belediye başkanları aday olmasın derken meclis çoğunluğu olmayanları kastetti. Aramızda, yani ben olabilirim diyorsunuz. Aramızda kalırsa bir sır vereyim. Bizde meclis buyurun. Çoğunluğu bizde. Öyle mi? Aramızda kalsın. Yani Bolu gitmez. Duyulmasın gene. Bolu yani. Gitmez yani. Sizin yok, kimse olmadı. Duymamıştır merak yani, etmeyin. Evet. Aramızda kalsın. Gazetelerden gördük. Tabii ki şaka çoğunluğun. Bir tarafa. Şaka son bir tarafa, 10 dakikamız. Şaka bir tarafa yani benim öyle kendi önüme koyduğum somut bir hedef yok. Sadece gelecekteki çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmak istemediğim için bugün bu çıkışları yapıyorum. Özet olarak sözümün yani böyle başında. Böyle bir fikriniz var aslında, içinizden böyle bir şey geçiyor. Dolayısıyla o zaman yani bir şekilde ihraç edilirseniz çok üzülmeyeceksiniz gibi geliyor. İhraç edilirsem niye üzülmeyeyim?
Orası benim yuvam. Hayır, Cumhurbaşkanlığı adayı olmak gibi bir fikriniz benim varsa yuvam. Bir yerde özgürleşmiş olacak. Orası, İhraç edilince mesela velev ki öyle bir karar çıktı. Ne oluyor? %100 aldınız mı Cumhurbaşkanı adayı oluyorsunuz yani. Hiç öyle bir planım yok. Oluyor? Ben beraat bekliyorum. Siz ihraçtan bahsediyorsunuz. Beraatimi istiyorum dedim ben. Siz söylediniz ama ihraç edilebilirim dediniz. Ya edilebilirim dedim yani. Hani temelim fıkrası var. Burada anlatmak istemiyorum şimdi. Bir B planınız var mı? Fıkra anlatmayın bence. B planı, A planı, B planı falan yok. Ben hissettiklerimi, söylemem gerekenleri tecrübeli bir siyasetçi olarak erken yaşta siyasete başladım. Artık önümüzdeki günlerde 48 yaşına geleceğim. Bugün bunları söylemeyip ne zaman söyleyeceğim? Genç misiniz de? Peki bu %5 gelir arttırımından bahsettiniz. %55. Pardon. %55 gelir arttı mı? Bir sürü projelerimiz var. Onları hiç konuşamıyoruz. O kadar çok var ki. O kadar çok var ki. Bakın mesela Bolu tarihinde ilk kez... Bana hangisini koyardınız ilk sıraya? Siz en önemsediğiniz projeyi... %53'le kazandım. Şu an seçim olsa böyle bir araştırmanız, anketiniz falan vallahi var mı? Hakan Bayrakçı bir anket yapmış benim bilgim dışında. Türkiye'nin en başarılı il belediye başkanı olarak benim seçildiğimi duyurmuş. %68 de hem de. İkinci de Rize. Rize'de zaten AK Parti %75 alıyor tek başına. Tanju Bey, şunu sormak isterim size. Şimdi bu yaptıklarınızdan bahsediyorsunuz ama sadece Bolu'yla sınırlı değil. Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Önceki hafta biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla Habertürk'te bir yayın yapmıştık. Evet. Ve Nihal orada Sayın Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir soru sordu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da şayet iktidar olurlarsa başörtülü bir bakana çok sıcak bakacağı yönünde mesajlar verdi. Hı hı. Siz önceki bölümde hangi CHP'yi daha kendinize yakın bulursunuz sorusuna Deniz Baykal CHP'si diye cevap verdiniz. Ama siz şerhimi de koyarak dedim. Benim evet. Şu anda başörtülü müdürlerim var. Bunu herkes bilir Bolu'da. Yani siz ben de... insanların kılına kıyafetine takılan biri değilim. Yani başını örtebilir, başını açabilir. Yani başörtülü bir bakan açıklamasının siz de sonuna kadar bakın benim başörtülü müdürüm var zaten diyorum. Benim bir sıkıntım yok insanların kılığıyla, kıyafetiyle, siyasi görüşüyle. Üstelik o arkadaşımız bütün Bolu bilir ki AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Gösterilmemiş birisi ama işini yaptığı sürece ben niye devam etmeyeyim ki onunla? Bakın biz belediyelerde aslında bütün Türkiye'de şunu gösterdik. Yani liyakata ne kadar önem verdiğimizi gösterdik. Zannettik ki herkes CHP Türkiye'deki önemli belediyeleri aldı kıyım yapacak. Öyle bir şey var mı? Benim müdürlerimin yarısı duruyor görevde. Değişmesi gerekenler değişti ama ideolojik davranmadığımı da gördüler. Hatta en büyük tepkiyi bu konuda CHP'lilerden alıyorum. O zaman siz önceki dönem CHP'sine aslında kendinizi yakın hissetmiyorsunuz sonucu çıkıyor burada. Bakın bazı çünkü ideolojik Abdullah meselelerde... Gül'ün eşinin dahi başörtülü olmasını sorun eden bir CHP'ydi. Bakın biraz o konuda şerhimi koymadım mı? Sayın Baykal'ı hangi konuda eleştirdim ben? Laikliği sadece bir başörtüsüne indirgemesi noktasında o zaman da eleştirdim il başkanıyken. Benim başörtüsüyle herhangi bir sorunum yok. Benim annem babam hacı diyorum. Evet. Ben de Allah nasip ederse bir gün Allah fırsat verirse hacıya gitmek istiyorum. Çünkü ben inançlı bir insanım bunu söylüyorum. Evet, Ebru var mı sorun son dakikalarımız? Ben bütün bu açıklamaları CHP'de bir belediye başkanı olarak yapıyorsunuz. Mesela Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin ya da hani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin adaylık konusunda. Diyorsunuz ki bizim partide demokrasi var, herkes fikrini söyler ve söyleyebiliyor. Evet. Önemli bir şey. Hayır, bir de şunu da söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım ama ben... Ya partiden size telefon geliyor mu mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı değilim, ilçe başkanı değilim, milletvekili değilim. Ben şu anda bir kamu kurumunu yönetiyorum. Siyasi kimliğim olabilir, zaten buna da karşıyım. Yani belediye başkanlarının siyasi kimliği olmasına da karşıyım. Hatta bu konuda geçmişte mecliste de söylemiştim. Siyasi partiler yerel seçimlerde aday çıkartmasın. Çıkan adayları destekleyebilir. Mesela belediyelerle ilgili konuşuyoruz. Tek adam rejimini eleştiriyoruz. Muhalefeti bir de buradan tekrar eleştireyim. Asıl tek adam rejimi belediyelerde yaşanıyor. Hem yasama organı olan meclisin başkanısınız. Evet. Hem yürütme organı olan encümenin, müdürlerin başkanısınız. Hem işçi ve memur disiplin kurulunun başkanısınız. Evet. Ve bu düzenlemeleri getiren kim? 2005 yılında çıkan bir ana yönetmelik. 2014'te AK Parti döneminde tüm yetkiyi başkana veren bir yönetmelik. O yönetmenin iptali için Bolu'daki AK Partili üyeler dava açamıyor. O yönetmenin iptali için kendim dava açacağım. Söz verdim onlara. Türkiye'de peki, demokrasiyi savunma galiba, adına. Evet, 2,5 dakikamız varmış.
En beğendiğiniz projenizi sormuştum, cevaplamadı. Evet, söyleyecektim. Cevaplayamadı çünkü. Nagihan Hanım gene araya girdi. En çok heves ettiğim... Evet, bakın, ama doğru. Bakın, hiç olmayan bir mantar sektörü vardı. Bolda %0'dı Türkiye'deki değeri. Şu an %5'lerdeyiz. Şubat'tan sonra biz fabrika kuran bir belediyeyiz. Kompost fabrikası. Şubat'tan sonra Türkiye'nin mantar üretiminin %15'ini Bolu'dan karşılayacağız. Kooperatifimiz aracılığıyla. Bolu'da hiçbir belediye sosyal konut yapamamış. Yerini aldım. Ön ihalesini yaptım. 404 tane Allah nasip ederse sosyal konut yapacağım. Ve ne kadara mal olursa o kadardan vereceğim vatandaşa. Bunlar çok önemli şeyler. İzleyicilerimiz tavukçuluğu da sormuş. Ördek, tavukçuluk zaten Bolu tavukçuluğun merkezi ama... Biz bir de ördek işine girmek istiyoruz tavukçuda ek olarak. Belediyenin önderliğinde. Ama mesela bizim mantar olayında ne var biliyor musunuz? 150 metrekarenin üzerindeki üreticiye alım garantisi vermiyoruz. Kompost vermiyoruz. Niye sosyal proje olmaktan çıkmasın diye. Yani bir aileyi geçindirecek kadar para kazanılsın diye. 5000 metrekareleri, 10.000 metrekareleri yapmaya çalışanlar var. Hayır, garanti vermiyoruz size diyoruz. Ördekte de aynısı olacak. Atıl durumda küçük kümesler var Bolu'da. Tavukçuluk sanayisi şimdi 100 binlik, 500 binlik, 1 milyonluk kümeslere yöneldi. Buyurun. Biz eskiden kalmış olan o köylülerin kümeslerinde tekrar köylülerin para kazanabileceği bir ördek üretim sistemine geçmeye çalışıyoruz. Ön hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Konserve fabrikası kuruyoruz. 38 çeşit konserve üretilecek. Bu ay içinde bitecek. Aralık ayı içinde. Gelin gelin. Evet, söz verdim. Yaptıklarımı göstereyim. Tamam, çok iyi olur. Bir de şunu da soralım. Bolu'nun amacım, aşçıları da çok güzel. Benim amacım o veya bu olmak değil diyorum. En başından beri söylüyorum. Benim amacım Yılmaz Büyükerşen'in pabucunu dama atma. Peki. Eğitim de önemli Bolu'da. Evet. Tabii. Evet, ama aynı zamanda Sevilay'ın söylediği aşçılar. Türkiye'nin en iyi aşçıları Bolu'dan çıkardın. İspanya'da San Sebastian dünya çapında bir gurme merkezi haline geldi. Siz de Bolu'yu böyle bir merkez haline getirebilirsiniz. İşte bu konuda çok eksiğimiz var. Bu konuda Covid öncesinde çalışmalara başladık. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi aşçıları bizde. Ama gastronominin merkezi Antep. Nasıl oluyor? Peki başkan, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Keyifliydi, biraz hararetliydi ama keyifliydi. Efendim, arkadaşlarım hep beraber. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler. HT Masa'da bugün böyle heyecanlı, harareti bol bir program. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Ne olur vatandaşlarımız bu sığınmacılarla ilgili konularda tahriklere kapılmasınlar. Çünkü etraf ajan dolu. Lütfen tahriklere kapılmasınlar. Tekrar söylüyorum. Bu önemli. Onu çözmesi gereken devlet. Çözecek olan da devlet. Vatandaşın işi değil. O yüzden tahrik edici açıklamalardan kaçınmak gerekiyor. Tamam, kapatıyorum. Evet. Siyasetçiler sorumluluk almalı ve kışkırtıcı ifadeler. Evet, evet. Bitmez. Yani devam edelim. Siyasiler bu sorunu çözmeli. Belediye başkanları değil. Haftaya tekrar karşılamalı. Bu arada harikaydın. Ya valla böyle bir şans bana. Bu en zor programın moderatörlüğü bana düştü. Çok şanssızım. Haftaya Nagihan Hanım moderatör yeniden bakalım. Nagihan Hanım olsaydı moderatör herhalde hiç söz vermezdim. İyi akşamlar, haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Lütfen Adalet ve Güvenin'in moderatörü olarak.